hayırlı sabahlar efendim. Güzel bir salı sabahında daha sizlerleyiz. Yeni bir gün, yeni bir sabah ve yeni bir programla daha ekranlarınızdayız. Hepiniz yani TV'ye yeni güne merhabaya hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel bir konu başlığıyla sizlerle olacağız. Okul dönemi malumunuz Eylül'de başladı. Çocuklarımızla ilgili yine bir konuşmuştuk okul dönemindeki çocuklarımızı. Bu sefer okul döneminde yaşanan, sıkça yaşanan, sıkça karşılaştığımız sorunları konuşacağız. Çocuklar okula nasıl hazırlanmalı? Peki akran zorbalığı her dönemde oluyor mu? Hangi dönemlerde oluyor? Akran zorbalığıyla karşılaşan çocuğa gerek aile gerek öğretmen nasıl yaklaşmalı? Daha birçok konuyu konuşacağız efendim. Konuğumuz aile ve çocuk dalışmanı Özgür Piyade hocamız olacak. Kendisi burada bizlerle. Ben istiyorum ki daha fazla sözü uzatmayayım. Hemen sohbet köşemize geçelim. Kendisiyle bugün güzel sohbetimize başlayalım. O zaman hiç vakit kaybetmeyelim. Bizler hazırız. Siz de hazırsanız bu güzel salı sabahına hep birlikte merhaba diyelim. Okul çağı çocuğu denildiği zaman 6-12 yaş arası çocuk grubu akla gelmektedir. Peki okul dönemi çocuklarında en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir? Çocuklar neden saygısız karşılıklar verir ve tartışmacı bir yaklaşım benimserler? Konuyla ilgili merak edilenleri Aile ve Çocuk Danışmanı Özgül Piyade birazdan yeni güne merhaba da yanıtlıyor. Evet efendim sohbet köşemizdeyiz konumuz bizimle Özgür hocamız bugün bizimle olacak yayınımızın sonuna kadar konumuz ise okul döneminde sıkça yaşanan sıkça karşılaşılan sorunlar olacak ve aynı zamanda akran zorbalığına da değineceğiz efendim gün boyunca daha doğrusu programımız boyunca bize bu konuyla ilgili merak ettiğiniz sorular olursa ilgili soru hatlarımızdan bize ulaştırabilirsiniz diyorum ve hemen Özgür hocama dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, Hoş bulduk. iyi misiniz? Teşekkür ederim, sağ olun. Programımız hayırlı olsun. Çok Yeni dönem hayırlı ediyoruz. olsun inşallah. Çok sağ olun. Ee, davetiniz için teşekkür ederim. Biz teşekkür ediyoruz. Hocam Estağfurullah. ne güzel her seferinde davetimize icabet ediyorsunuz. İnşallah. Yani görevimiz çünkü bilgiler sizde cimri olarak tutarsınız. Sizi hiç işe yaramaz ama paylaşırsanız o bilgilerin faydalarını gördüğünüz zaman gerçekten işe yaradığınızı düşünürsünüz. İnşallah bizimle niyetimiz bilgilerimizi paylaşmak. İnşallah. İnşallah. Hocam, inşallah. Peki hocam bugün çocuklarımızı konuşacağız. Evet. Aslında size birçok defa çocuklarımızı evet, konuşuyoruz konuştum. ama bu sefer e, bugünkü yayınımızda okul dönemindeki çocuklar özelinde biraz daha konuşuyor olacağız. Okul öyle bir dönem ki hocam. Aslında mesela okul öncesi diyoruz hani bu kreş dönemine. Aslında o da bir nebze zannediyorum yine bir okul. Çünkü akranlarınızla bir ortamdasınız, sosyalleşiyorsunuz, bir şeyler öğreniyorsunuz. Başlıyoruz hocam 3-4 yaşlarında artık hani anneler biraz daha çalıştığı için o yaşlara kadar indi. Kreşlerle tanışma çağı. 3-4 yaşlarında başlıyoruz ve ortalama 22-23 işte devam ettiğimiz süreçler de olabiliyor. Çok uzunca bir dönemi kapsıyor aslında okul dediğimiz dönem. Ama bu, biz bugün biraz daha böyle lise evresine kadar başlanalım bir konuşalım istiyorum. Tamam. Okul dediğimiz şey nedir hocam? Önce bize bir tanımlasınız. Nasıl bir sosyalleşme ortamı? Yani bir çocuğun e, gerek okul öncesinde gerek ilkokulda o tanışıklığı aslında onun dünyasında o ortam neyi ifade eder? Şimdi hepimiz bir bireyiz ama sosyal bir yapının içinde yer aldığımız için sosyal bir varlığız. Şimdi öğrenme de ömrümüzün sonuna kadar devam ediyor. Buna eğitimi de katarsanız eğitimin içinde öğrenme var. Beraberinde ömrümüzün sonuna kadar son nefesine kadar öğreniyoruz biz. Hem öğreniyoruz hem de öğretici oluyoruz. Farklı belki işte anne olarak, baba olarak, arkadaş olarak, komşu olarak öğretici oluyoruz. O zaman demek ki aslında insan öğrenen bir varlık ve öğrenmek zorunda. Çünkü hem kendi ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor hem de faydalı olmak anlamında. O yüzden okul aslında kurallı öğrenme. Yani örgün eğitim dediğimiz belli bir kuralların, belli bir disiplin içinde programlar belirlenmiştir. Siz o belirlenen programların içine e, evladınız kendiniz dahil edersiniz O yüzden de öğrenmeyi okulda devam ettirmekle beraber biz okulun dışında da öğrenmeye devam ediyoruz Ha şimdi çocukları düşünün bebek dünyaya geldi öğrenmeye başladı anne karnında başladı öğrenmeyi kimden öğreniyor Anneden öğreniyor şimdi bizim okul öncesinde en önemli noktamız ilk önce oluşacak temelin yüzde yüzü Ö, okul, öncesi. okul öncesi o kadar önemli ki ama biz o 0 2 2-4'ü 4-6'yı 4, biraz daha böyle bebek çocuk işte oyun çocuğu Hı. hani biraz daha böyle e, sanki vakti boşa geçiyormuş gibi biraz daha böyle keyifli yaşasın gibi bakıyoruz. İlk okula geldiğinde ciddiye alıyoruz biz onu. Evet. Halbuki çocuğumuzu biz doğduğu andan itibaren ciddiye almamız gerekiyor. Hı. Ne demek bu? Şimdi sosyalleşmeden bahsediyorsunuz ya. Sizin, benim, bizi izleyen e, izleyicilerimizin sadece sosyal yapısı yok. İnsan bir bütün. Hı hı. Fiziksel gelişimimiz var mı? Evet. Var. Ruhsal gelişimim var. Zihinsel var. E, buna sosyal gelişimle beraber psikomotor gelişim de ekleniyor. Hı hı. İnsan bir bütün. O yüzden biz okula çocuğu yoladığımız zaman ilkokul dönemi olarak baktığımızda sadece sanki zihinsel gelişim için yolluyormuşuz. Yani sadece öğrensin işte besleki anlamda bir yeterliliğin temelini oluştursun hı hı. sonra ileride o eğitim hayatı devam ederken bir meslek sahibi olsun e, diye gönderiyoruz. Hı hı. Halbuki bir bütün şimdi okula başlamadan önce genel aileler benimle görüşmek isterler. Şöyle söylerler yani çok küçük hocam daha. Çok evet. küçük, parmakları falan çok küçük, boyu <laughs> çok küçük. Yazamaz hocam. Um. Ha, yazamaz hocam. <laughs> Sabahleyin uyanamaz. Orada birileri teklerse onu ya da bir zarar verirse acaba göndereyim mi diye. <laughs> Şimdi bir zorunluluk olmasa. Anne babalar büyük bir Bırakmış ihtimalle kendi kafalarındaki büyüme ne kadarsa, yani çocuğun boyu ne kadar olduğunda ya da çocuk hangi yeterliliğe sahip olursa o zaman gönderecekler. Evet. Şimdi anaokuluna niye gönderiyorlar? Anaokulu daha güvenli bir ortam. Evet. Öğretmenin gözü çocukların üzerinde, bir evet. sınıf içinde, teneffüse çıkma yok. Evet. Ee, sürekli orada öğretmen her halleriyle tek tek ilgileniyor. Evet. Ama ilkokul dediğinizde birdenbire... E, sınıfın içinde kendi başına yetmeye başlayan belki lavabo ihtiyacını kendisi gidip karşılayacak, teneffüse merdivenden aşağı çıkacak, anne onu bırakıp gidecek orada. O yüzden de okul öncesi dönemindeki hazırlık ilkokula e, başlamayı kolaylaştıran ya da zorlaştıran bir e, dönemdir. Hmm. Bu da anne ve babayla alakalı bir mesele. Daha çok anne ile alakalı bir konu. Hangi açıdan zorlaştırıyor, hangi açıdan kolaylaştırıyor hocam? Hangi Şimdi biz doğrusu... eğer çocuklarımızı hala ee, yaşları çocuk yaşında olmasına rağmen bebek moduyla büyütüyorsak, ne demek? Yemeğini yediriyorsak, yanımızda yatırıyorsak, ayakkabıları biz giydiriyorsak ya da ona sorumluluk vermekte zorlanıyorsak, bebek olarak görüyorsak, o zaman o çocuklar okul öncesi eğitim kurumunda öğrendikleri bilgileri, Hı. yani şarkılar öğrenecekler, arkadaşlarıyla oyun oynayacaklar ama sınıfın içinde. Ee, öğretmen onları el ele tutuşturacak. İşte öğretmen şiiri belki onların ezberlemesi için gayret edecek ya da masalı anlatacak. Yani öğretmen herkese zorunlu diyelim. Parça parça bütün görevleri yaptıracak. Ama siz eğer bu bu dönemde çocuğunuzu evde sizin eğitiminizden geçerken, anne baba eğitiminden geçerken e, ilkokul dönemine hazır hale getiremezseniz zorlaştırırsınız. Ne demektir? İlkokula geldi. Başında bir öğretmen var mı sınıfta. Teneffüste çocuk dışarı çıkabilecek mi? Arkadaşları oyun oynayabilecek mi? Yemeğini yiyebilecek mi? Veya ihtiyaçlarını kendi ihtiyaçlarını giderebilme gücüne sahip mi? Hı hı. Bunlar birdenbire 7 yaşına geldiğinde ya da 6,5 yaşına geldiğinde çocuğu sosyal ve duygusal anlamda yeterli mi? Hı. Zihinsel anlamda yeterli Fiziksel anlamda yeterli, boy ve kilosu sınıfa uygun, hı hı. zihinsel yapısı yani zeka yaşı sınıfa uygun ama duygusal ve sosyal yapısı sınıfa uygun mu? Zaten problemlerin çoğu Buradan. bu duygusal ve e, sosyal zeka yapısına uygun olup olmadığından e, ortaya çıkıyor. Bu da işte biz hani diyoruz ya okul, okul, okul. Hı hı. Halbuki okul ev. ya Yani anne baba. Hı hı. O yüzden de çocuklarımızı bebek olarak mı büyütüyoruz? Yoksa onların gerçekten bir çocuk, sonra da bir birey, sonra da işte bir yetişkin bir birey olacağını karar vererek mi büyütüyoruz? Buna bakmak lazım. O yüzden okulda yaşadığımız problemler dediğimizde genellikle anne babanın eğitim hatalarını e, biz görüyoruz. Yani sosyalleşme dediğiniz e, sizin, benim bu yaşımızda bile sosyal anlamda yaşadığımız problemlerin kaynağı dönüyoruz 06'ya takılıyoruz. Hı hı. 06'da kim? Anne baba. Eğer çocuğunuzu 3 yaşından önce e, okul öncesi ortamlara zorla sokarsanız ki çalışan anneleriz, çocukta sosyal kapalılık başlar. Yani sosyalleşmekten kaçma başlar. Çünkü 4 yaşından önce çocuk sosyal bir varlık değildir. Değil. 48 ay dolacak öyle. 48 aydan dolayacak. sonra ama mecburen 3 yaş İki yaş hani hani mecburen çalışan hı. anneler veriyorlar çocuklarını. O yüzden dört yaşından önce anne babalar bunu koyacaklar. Benim çocuğum dört yaşından önce başkasıyla beraber oyun oynamakta zorlanır. Bulunduğu ortama uyum 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 sağlamakta zorlanır. Hı hı. Benim evladım dört yaşından önce başkalarıyla beraber paylaşım duygusunu henüz daha öğrenmemişti. Bunların hepsi çok normal yani. Tabii bana işte komik geliyor mesela bir de siz e, terapi yaparken e, insanlar size bir bedel ödüyorlar siz belli bir vakit ay ayırıyorsunuz filan ya mesela <laughs> düşünün geliyor diyor ki benim 3 yaşında e, evladım var ama oyun oynamıyor paylaşmıyor. Ya da oyuncaklarını komik, vermiyor. Komik yani orada ama bilmediği için olması gerekiyormuş da ama yapmamış gibi o yüzden de sizin e, yaş dönemlerine has konuları bilmeniz. İlkokul dönemi dediğimiz 6 ve 12 yaş döneminde biraz da ortaokula geçiyor. Ergenliğin işte tam böyle başlangıç kısmı olan kısımda çocuğun hem sosyal anlamda hem de duygusal anlamda kendine yeten ve kendini idare eden bir birey haline gelmesini sağlar ya da sağlamaz. Elimizde olan nokta bu. O yüzden en önemli konu. Ee, anne babaya düşüyor. Şimdi ilkokulda öğretmenle ilgili bana soru soruyorlar. Şu okulda şöyle bir öğretmen varmış. Bu okulda böyle bir öğretmen varmış. Burada böyle bir öğretmen Hangisine götürelim falan Bana söylüyor hocam? söylüyor. Sizin evinizdeki anne nasıl diyorum. Oo. Yani acaba hani nasıl? Çünkü biz anne olarak Hı -hı. hep kendimizi iyi anne olarak kabul ediyoruz. Kötü anne değiliz ki. Anne de, anne kötü olur mu? Mümkün değil. Anne kavramı içine kötülük girer mi? Hı -hı. Eğitimcinin içine kötülük girer mi? Öğretmen kavramı içine kötülük girer mi? Hı -hı. Mutlaka iyi vardır, doğru vardır, güzel vardır. Mutlaka insanın hayatında olumlu yönde yönlendirme vardır. Hı hı. Hiç anne vurur mu çocuğuna? Kızar mı? Bağırır mı anne? Öğretmen hiç kızar mı? Bağırır Böyle bir şey düşünebilir misiniz? Yani dışarıda çocuğa sorun anne insana vurur mu der. Hayır der çocuk. Hı. Ama kendi ailesinden böyle bir şey gördüyse bunu normal kabul eder. O yüzden de ilk önce bizim çocuklarımızı yetiştirirken okul ortamında ne beklediğimiz de çok önemli. Hı. Eğitim dediğiniz aslında duygusal eğitim. Çünkü zihinsel anlamda mutlaka bir yerde öğreniyorsunuz mutlaka o kurallı eğitimin içine girdiğiniz zaman çocuk okuma yazmayı da öğreniyor ya da o sınıfının gerektirdiği müfredat programı neyse onların hepsini öğreniyor ama çocuk kendini idare etmeyi kendini yönetmeyi öğrenemiyor. Peki hocam tam burada sormak istiyorum. Şimdi maalesef ki e, sanıyorum hayatlarımızda, çocuklarımızla ilişkimizde biraz daha hani böyle gözlemlediğim aileleri hatırladığımda ya da kendi davranışlarımızda da hocam. Çocuklarımızı yani bırakın okul döneminde akademik başarılarıyla kıyaslamayı ya da akademik bir sürekli oradan akademik bir çıktı beklemeyi biz daha onlar hani küçücükken, daha okula başlamakken yani evdeyken bile akademik e, onlardan o akademik çıktıları önemli görüyoruz. İşte hadi ona kadar say. İşte hadi çocuğum şunu şuradan ya hadi bir kaleminle bir şey çiz. Mesela sürekli hani çocuğu bu manada bir takip ediyoruz ya da ondan mutlu oluyoruz gibi bir şey var. Şöyle toplumsal anlamda e, öğrenme sizin yeterliliğinizin açığa çıkması değil mi? Hı hı. Yani siz normalde işte bir araba kullanmayı öğrendiyseniz... Toplum içinde ne diyorsunuz? Ben bunu başardım diyorsunuz. Hı hı. Bu size bir güven duygusu katıyor. Şimdi 0-6 ve 6-12 yaş döneminde yaratılışta çocukların içinde kendine inanma, hı hı. güvenme daha sonra, kendini değerli hissetme ve her şeyi başarabilme duygusunu yaratıcı vermiş onlara. Hı. Ama biz genellikle ortaokul dönemine başladığında yani 5 yaşında, 5. sınıfa, 6. sınıfa geldiğinde çocuğun içindeki bütün bu duyguları negatife çevirmiş olabiliriz bilerek yapmıyoruz onu. Yani kendine güvenme, kendine inanma, değerli değilsin. Aslında sen şu şu eksiklerle e, okula başlıyorsun gibi çocuğun iç dünyasını biz Hı -hı. E, negatif duygularla doldurmuş olabiliriz. Bunun nedeni şu. Bizim neye değer verdiğimiz. Biz e, çocukla ilgili anne anne baba çocuk bileşkenin üçün içinde ben kendimi mi tanımlıyorum, çocuğumu tanımlıyorum? Şimdi biz Diyanet TV programında burada aslında bir e, kurumun e, prosedürüne uygun hareket ediyoruz değil Aha. mi? Ama herkes, hepimizin üzerine düşen görevler var. Ama bu görevlerimiz bizim yayıncılığa uygun olması gerekiyor değil mi? Ben kendimi buraya göre tanımlıyorum değil mi? Buraya göre tanımlıyorum kendimi. Aynı onun gibi ailede ıı, çocuğu tanımlayan, Ailenin bir kimliği vardır hı hı. ve sizin o kimliğiniz çocuğun kişiliğini oluşturur. Hı hı. Şimdi çocuğun kişiliğini oluşturduğunuz zaman diyemezsiniz ki bunu okuldaki yapı oluşturdu diyemezsiniz. O zaman sizin kimliğiniz ne? Nasıl bir kimliğe sahipsiniz anne baba olarak? Hı. Ben çocuğumun başarılarından çok böyle mutluluk Olum. duyuyorum. Niye? Ya akıllı bir çocuğum var. Hı. Şimdi akıllı çocuğunuz sizin. Allah onu yaratmış size emanet etmiş. Yani hiçbir çocuğun... E, Zihinsel anlamda dünyaya gelişle tabii ki çok katkımız hani dikkat ediyoruz, beslenmemizdir, ilaçlardır, hamilelik dönemdir, hamilelik öncesi dönem tamam ama bunlar biraz da Allah'ın takdiri olan şeylerdir. Yani bizim çok da elimizde olan noktada da biz kendimiz dikkat ediyoruz. Hı -hı. Doğum anına, doğum öncesine, doğum sonrasına o başka bir konu. Ama burada asıl konu şu birden ona kadar saydı çocuk. Hı -hı. Ne yapıyorsunuz orada onu onure ediyorsunuz. Hı -hı. Aslında bir noktada çocuğu öğrenmeyi de teşvik ediyorsunuz. Hı hı. Yani çocuk ona kadar saydığımda annem babam mutlu, mutlu oldu oluyor diye bunun iyi bir şey olduğunu ve e, devam ediyor. Sen eskiden çok vardı. Daha bir iki yaşında, bir yaşındaki çocuğa parmağını kaldır. Allah bir evet. derdi. Herkes alkışlardı onu. Evet. Şimdi öğrenmenin lezzetini çocuğa verdiniz mi? Tamam. Çocuk ne yaptı? Bir şey başarmanın duygusunu hissetti mi? Evet. Bunu da etraftaki insanların mutlu olduğunu görünce e, bunun devamını getirmek istedi mi? Hı hı. İşte öğrenmenin Orada tohumunu ektiniz. Çok önemli bir nokta. Tamam. Mesele burada şu. Birden ona kadar sayamadığında ne yapıyorsunuz? Hmm. Konu bu. Komşunun çocuğu saydığında ya da büyük çocuk saydığında küçük saymıyorsa ne yapıyorsunuz orada? Ya da e, okul öncesi eğitim kurumlarında e, diğer çocukların öğrendikleri ve uygulamaya koydukları programlardaki faaliyetleri sizin çocuğunuz yapmadığında ne yapıyorsunuz? Asıl problem buradan kaynaklanıyor. Şimdi bizim çocuğa evimizde, dediniz ya biraz önce aslında o okul evresinde başlayana kadar siz o çocuğa bir sürü şey vermiş durumda olacaksınız tabii, zaten. Tabii. 0-6 en önemli. Siz anlatırken ben merak ettim. Sorumun devamında tam buraya gelecektim. Şimdi biz bilgiyi alkışlamayı işte akademik bir çıktı gördüğümüzde onu tebrik etmeyi işte gururlandırmayı biliyoruz. Yani bu çok net bir Çıktı. Hani diğerini nasıl yapacağız diye soracaktım. Ama burada hani güzel bir pencere açtınız. Evet. Yapamadığında ne yapıyoruz? Evet. Ya da hocam buna ek olarak mesela bir çocuğun biz sosyal başarısını benim çocuğum işte sosyallik noktasında acaba nasıl? Bir anne baba bunu nasıl takip etmeli? Ya da sadece takip etme değil. Burada burada eğitme noktası. E, e, i̇lk Hanım çok önemli bir konuyu asıl orada vurguladım. Sosyal başarı 7'den sonra çıkmaz açığı. Yani benim aslında vurgulamaya çalıştığım konu bu. Yani 06 dediğimiz var ya. 06'dan 4 6 döneminde sosyal yapı açığa çıkar. Biz zannediyoruz ki ilkokula gittiğinde, ilkokula başladığında eğer o okul öncesi dönemi dediğimiz 04 yani hı hı. 2 20224 diyoruz ama 4 6 dönemi var ya. Evet. O dönemi doğru planlamamışsak 6'dan sonra sosyal tokat çıkar. Yani sosyal tokatla büyüyen çocuklarda ileride birçok en çok bildiğimiz kendiliğe çekinme duygusundan sosyal fobiye kadar birçok problemleri görürüz o noktada. Yani kendini dışlanmış hisseden bireyler istemiyorsak biz 0-6'yı çok önemsememiz lazım. yani 7 yaşından sonra iyi değil. O yüzden siz çocuğu donanımlı okula gönderiyorsunuz. Sadece bilmediği şey okuma yazma ama hazır gönderiyorsunuz. Hazır nedir? Biz tam programdan önce hazırlandık. <laughs> dakika gelince Başla dediler, başladık değil mi? Evet. Yani o hazır olana kadar hazırlandık ama burada hazırlanmadık. Yani başımızı burada örtmedik ya da çayımızı burada getirmedik. Program içinde yapmadık bunları. Hazırdık, oturduk buraya. Şimdi evet. çocuk ilkokula başlayana kadar hazır olması gerekiyor. Şimdi benim en çok karşılaştığım işte dikkat eksiği dikkat eksiği Aman dikkat eksiği dikkat. Eksik. Aman evet. hiperaktif, hiperaktif. Duymaktan artık yıldım <laughs> ama sanki çözüm içinde sadece koş bir tane ilaç var, iç hemen geçer dediği bir durum var ya. Ya sen çocuğun dikkatini geliştirdin mi? Yani çocuktaki dikkat gelişme dönemi 7'den sonra değil, ilkokulda değil. O 07. 07'de eee okul öncesiyle çocuklar genellikle tanıştıklarında 4 yaşında yarım gün gidiyorlar. Evet. Sonra 5. sınıfta da yarım gün. Yani çok çalışan annenin çocukları değilse. Bakın okulun katkısı çok fazla değil. Okul öncesinin katkısı çok. Hı hı. Ama çok fazla değil. Katkısı o. Arkadaşlık ilişkisini orada öğreniyor. Hı hı. Kalem tutmayı orada öğreniyor. Resim yapmayı, öğretmeni, okulu tanımayı, arkadaş ilişki. Bunlarla hazır gidiyor okula. Çocuk okula gittiği zaman bakıyor ki burası sınıf, evet bir de öğretmen var. Bunlar da benim arkadaşım. Hı hı. Bunların hepsini. Ama kurallı öğrenme dediğimiz oturma, dinleme, yazma, görevinin bilincinin farkına varma, terapiste dışarı çıkma, arkadaşının Eşyasına dokunmama, öğretmene karşı parmağını kaldırma ya da bir lavaboya ihtiyacı olduğu zaman izin isteme. Bütün bu insani değerler dediğimiz noktayı siz hazır götürmüş olmanız lazım. Mesela çocuklar şöyle söylüyor. Teyze tuvalete gidebilir miyim diye sınıftaki öğretmenine söylüyor bunu. Hı hı. E, ya da arkadaşının çantasından istediğini rahatlıkla alabiliyor. Heh. Bu çocuk normalde fiziksel anlamda 7 yaşında. Hı hı. Normalde zihinsel anlamda da 7 yaşında. Duygu yaşını söyleyin. Duygu yaşı kaç olabilir? 3 başkasının eşyasına dokunabilir. Etrafında gördüğü herkes onun teyzesi ve amcasıdır. O zaman demek ki biz çocuklarımızın duygularını yani duygu hayatını kendini yönetme, kendini idare etme, başkalarının farkına varma, hı hı. başkalarının farkına vardığında onlarla sağlıklı iletişim kurma, sınırlarını çizme gibi konuları biz öğreteceğiz anne baba olarak. Öğreteceğiz. Evet, biz öğreteceğiz. Okula başladığında da Öğretmen dedi ki çocuklar hadi bakalım defterinizi açın. Şimdi ikimiz başladık okula sizin. Hı. Beraber. Bunlar şu an hala yaşanan manzaralar. Hı. Şimdi siz oturdunuz, defterinizi açtınız, bekliyorsunuz. Ben daha ağlıyorum. E aynı yaştayız. Ben niye ağlıyorum? Niye? Orada öğretmen ama ben annemi özledim. Burada olmak istemiyorum. Fiziksel anlamda, zihinsel anlamda oradayım. Hı hı. Ama duygu yaşım Doğru. olarak burada değilim. Anneden kopamadım. Bütün problemlerimiz buradan kaynaklanıyor hayatımız boyunca. Evlilikte de öyle. Ben evlendim ama annemi özlüyorum. Hı. Ya da evlendim ama ben bu, bu eve ait değilim. Buradan başlıyor. Ya da bir kurumdasınız o işin bütün prosedürünü yerine getiremiyorsunuz. Ya buradaki bir ızdırap bitse de evime gitsem diyorsunuz. Ya da arkadaşlarınızla beraber oturduğunuzda, üniversiteyi kazandığınızda... Hı. ...orada o şehre, o okula kendinize ait hissetme konusunda bütünlüğü sağlayamıyorsunuz. bak bakın. Rusal anlamda şimdi burada bir çay var. Hı hı. İçi kuşburnu çayı e, tadına hı. baktım ben. Bana o tat gelmesi için. O çayın içine ne koyduysanız hepsini vermesi lazım buraya değil mi? Hı. Ben o lezzeti almam için. Biz de çocuklarımızı bütün olarak yetiştirmek zorundayız. Parça olarak yetiştiremezsiniz çocukları. Ben sizi gelin olarak alacağım. Ne olacak? Yemek bilmiyorum. Temizlik bilmiyorum. Şunu bilmiyorum. Ee ama okudum. Tamam da anne olacaksın. Çocuğunu gibi besleyeceksin. Nasıl yapacağız o noktayı? Misafir alacaksın. Ne, ne yapacağız o noktayı? Bunun kız ve erkeği yok ki. Ama annelik sana ait olacak. Çocuğunu besleyeceksin kucağında. Onun temizliğiyle birebir sen ilgilenmek zorundasın. O yüzden de çocuklarımızı bütün olarak yetiştirelim. Bütün bütün. Parça olarak parçadan gidiyoruz. Ne demek bu? Okula gideceğini. Bunun sizin yavrunuz ama bir birey olduğunu. Hı, hı. İlla duruyorum, duruyorum. Ne olur şu yatakları ayırın çocukları. Yatmayın beraber. O bir birey, birey, evet. insan, insan. Ayırın onun yatağını. Kaşıkla yedirdin, tamam. Ne oldu? Şimdi çocuk da öğreniyor. E, sınıfın içinde hı hı. herkes beslenmesini açtı ya da öğlen yemek saati yiyor. O bekliyor ki biri beni kaşıkta yedirsin. yedirsin. Sizin çocuğunuzla bu tür uyum problemleri, onun o sınıftan ya da o okuldan hı hı. öğrenmesi gerekenleri öğrenmek yerine sürekli ev hayatını talep etmesinden dolayı. Orada rahatsız olacağım bir birey haline getirir. Çocuk orada benim burada ne işim var? Burada ben ne yapayım? Hiç istemez bu noktada. Arkadaşlık ilişkileriyle bırakın o noktayı. Bu sınıfa dahil olmayı başaramaz o konuda. O yüzden de çocuklarımızı yaşına uygun yetiştirin. Çok fazla bir şey istemiyoruz. Kendi yiyecek yaşında yesin, ayakkabısını kendisi giyinsin, hı. kendi yatağında uyusun. Asıl problem Şimdi siz benim kızımsınız. Dönüyorum İktor benim prensesim diyorum. Her şeyini veriyorum İktoru. Duru. İktorun her istediğini yapmaya çalışıyorum. İktor okula başlıyor. Bekliyor ki arkadaşlarının dediğini yapsın. Bekliyor ki öğretmen onun dediğini yapsın. Bakıyor ki öğretmen onun dediğini yapmadı. Hı hı. Arkadaşlar onun dediğini yapmadı. Diyor ki yazmıyorum, hı. okumuyorum, istemiyorum diyor. Evet. Bu sefer ne yapıyor? Öğretmen onu sorumlu kabul ediyor. İşte sosyal tokat dediğimiz herkes benim dediğimi yapsın diyor. Hı hı. Benim etrafımda dolansın diyor. Neden? Çünkü çocuk elde acıst işte. dolanıyor ya. Yani bir her şeyimiz bizim prensimiz, prenseslerimiz, krallarımızı yetiştiriyoruz ya. Sonra hı. siz onu normal bir çocuk olarak okula gönderiyorsunuz. Bu sefer çocuk da orada yeni başladığı Okul ortamında diğer insanlar gibi davranamadığı için hı hı. kendini onlardan farklı görme kısmı çocuğun sorunlu kısmı oluyor. Hı. Asıl problem bu. Peki. O Hocam, farklılık sorunlu oluyor. Buradan devam edeceğiz. Yine buradan sorularım olacak ama izleyicimizden bir soru gelmiş Onca, önce tamam. onu ileteyim. E, vurguladınız ya ısrarla söylüyorum çocuklarınızla birlikte yatmayın yatakları ayırın. Evet. Hani Bireyselleşmesi için bu çok kritik bir şey diye altını çizdiniz. İzleyicimiz de bununla ilgili sormuş. Birlikte yatmıyorum ama aynı odada kanepede yatıyorum. Hani bu da çok sıkıntı mıdır? Şimdi Aa, yine şöyle söyleyeyim herhalde... normalde tekrar şu noktaya geleyim. Şimdi yeterlilik dediğimiz konu nedir? Yani ilkokulda e, 7 yaşındaki bir çocuk ilkokula başladığında hı hı. genellikle 72 aylıkta başlıyor çocuklar ama doğum tarihlerine göre 66 ile 78 80'e kadar kayıyor. Hı hı. Bu bu aralıkta ilkokula başlayan çocuklarımızda Bizim beklediğimiz performans ne? Ne istiyorsunuz çocuklar? Bana ilk önce normali söyleyin. Bir hocam ben sınıfta arkadaşlarıyla otururken onlarla sohbet etsin. Televizyon arkadaşlarıyla oynasın. Derste öğretmeni dinlesin. Öğretmenin tahtaya yazdığını defterine yazsın. Sınıfta sıkılmasın. İhtiyacı varsa parmağını kaldırıp söylemeyi başarsın. Beslenmesini yesin. Yemeğini yesin. Yani istediğimiz bu mu bizim? Tamam bunu istiyoruz değil mi? Geliyoruz okula yemek saatinde hangi yemekler var buna bakıyoruz. Hangi dersler öğretiliyor ona bakıyoruz. İşte servis geliyorsa servis kaçta geliyor hangi serviste gidecekse bunları öğretiyoruz. Bak şimdi anne olarak baba olarak çocuğun okulla ilgili düzenini sağlamak için her şeyi öğretiyoruz. Çok evet. güzel. Peki çocuğun aynı odada yatmayla ilgili bir ihtiyacı var mı yok mu? Şimdi hanımefendiye soruyor. Hı. Yani bu çocuk 4 yaşındaysa 5 yaşında bu çocuk mecbursunuzdur odanız yoktur yatarsınız. Yani yapacağınız bir şey yok yani. Ya da sobalı evdir kışın mecburen beraber yatar. Niye ben o odada yatayım? Yani niye benim yatağım mı yok? Yerim mi yok? Eşim mi yok? Ne ne niye yatıyorum orada? Bu kimin ihtiyacı? Bütün mesele bu. Hı. Kimin ihtiyacı bu? Benim mi onun mu? Ha kimin Bunu ihtiyacı çok iyi bu? Evet. Yani burada onun odasında yattığımda çocukta şu gelişiyor. Ben annemle uyumalıyım. Tek başına bunu yapamam. Bir çocuğun Hı. kaç yaşında tek başına bir odada uyuyamaz? 6 aya kadar, bir yaşına kadar bebek ya hani Hı. normalde. Ee, aynı odada yine anne babanın kontrolünde olması lazım. Gider gelirsiniz odasını. Tamam. O zaman çocuk bakın bu çok önemli. Duygusal anlamda, sosyal anlamda o yaşta kalıyor. Siz onun zekası isterse 160 olsun, İsterse bu çocuk aman çok 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 iyi olsun. O yaşta kaldığı için hı hı. duygu yaşı küçük olanlar sosyalleşme kısmını yapamazlar. Çünkü bebeklerle ilkokul çocuklar aynı sınıfta olamaz. 4 Çok yaşıyla net bir çıktı mı hocam? Sosyalleşme sorunu olan çocuklar genelde duygu, duygu yaşında problemler. Hmm. Sizde de varsa öyledir bende de varsa. Ben çekingensem Aha. genellikle 4-5'te kalmışımdır. Yani ergenlikte de 11-12 tetiklemiştir beni. Ben şimdi çekinirim. Sen benim ablamsın. Oradakiler de benim abim. Ay bana kızacaklar. Abi ablam bir şey mi der çekinirim bu tarafa. Yoksa kocaman insanım. Niye çekineyim? Büyükler Hanım'la konuşurum. Oradaki arkadaşlarımı konuşurum. Kendimi ifade edebilirim. Hı. Ama kapıdan girdiğim zaman bu yaştaki Özgün Hoca olarak girmiyorum. Hı. Çekinme yaşım 5 destekleyen yaş 11 ben 12 yaşında olarak giriyorum acaba oradaki abi bana kızar mı diye giriyorum böyle girdiğim zaman zihin yapım ne olursa olsun kendimi ifade ederken ben sırtımı yaslayabilir mi yaslayamam o yüzden çocuklarımızı arkadaşlık ilişkilerinde başarılı olması açısından öğretmeniyle iletişim kurması açısından üç ayak var ya okul aile Öyle çocuğu, öğrenci, üç tane var ya bu okulun evet. kısmını. Şimdi çocuğu gönderdiniz. Okul kısmı da güvenli, tamam. aile kısmına bakmak lazım. Burada eğer bunun açısını her tarafından uyumlu olsun, çocuğun ayakları... Sağlam bassın istiyorsanız, siz gönderdiğiniz çocuğu bir test edin. Bir tane ölçek verelim. Kendi yemek yer mi? Kendi uyunu uyur mu? Sorumlulukları alabilir mi o yaşa kadar? Ya da kendini ifade etme konusunda duygularını anlatabilir mi? Cümle kurmayı başarır mı? Bütün bunlara bakın o noktada. Ama mesela konuşma problemi olan çocuklarla ilgili geliyorlar. Aha. Niye? Kendini ifade etmekte etme, zorlanıyor. Çünkü cümle hazinesi yok. Çocuk kendini zor ifade edecek. E peki? Duygularını ifade edemeyen çocuğu ne yapacağız? Hazine okay. geniş, korkmuş, kızgın. Hani ta program başında dedik ki ona kadar sayanı alkışladık, evet. parmağını işte Allah'a diyene alkışladık, hı hı. odasını toplayanı alkışladık, yemeğini bitireni alkışladık. Yemeyeni ne yaptık? Sayamayanı ne yaptık? İşte orada çocuğa hangi negatif duyguyu zemine yerleştirdi? Zemin o. Korku, kaygı, endişe. Kimden? Anneden kork. Kimden? Babadan kork. Kim? Yemek edirenden kork. Hocam bu böyle geliştiğinde yetişkin olduğumuzda da aynı his mi yaşıyoruz? Aynı his. İlk Yatağımı toplamadım da... bana ne yapacak diye mesela aynı anne şekil. babanın hissettirdiğini mi gidiyoruz? Tabii. Ona göre büyükler korkulu ve, ve tehlikeli, kaygı duyulacak insanlardır. Arkadaşlarıyla olan ilişkide de sınıfta, akran zorbalığa geleceğiz, uh -huh. sınıfında... Siz 7 yaşında oturuyorsunuz, ben 4 yaşında oturuyorum buraya. 7 yaşındakile 4 yaşındaki sınıfta korumasız bıraktığında 7 yaşındaki 4 yaşındakini korur mu? Hayır, korumaz. Ne yapar orada? isteyerek bir zarar vermese bile o 4 yaşında olduğu için duygu anlamında 4'ten bahsediyorum. Hı hı. Fiziksel olarak önlüğünü formasıyla giymiş, sınıfta oturuyor. Baktığınızda aynı gibi duruyor ama aynı. Siz onun duygusunu demezsiniz o noktada. Hı hı. E, evliliklerde öyle olmuyor mu? Hı hı. Tanışma problemlerinde. Duygusal anlamda beyefendi diyor ki ben işte yüksek sesle konuşulduğuna rahatsızlık duyarım. E hı hı. tamam mı sen toplumun içine gireceksin. Her yerde yüksek ses olacak. Ya. Bunu çözmeyi niye öğrenmedin? Ya da işte ben şu kadar ailemi görmez sen rahatsızlık duyarım. Hı hı. E sen aileyle olan ilişkilerinde olumlu ve olumsuz durumlardaki çözümleri niye öğrenmedin? İşte biz bunlara çocuklarımızı 7 yaşından önce fark ettirme dediğimiz. Hı, hı. illa rakamı matematiği fark ettirmeyeceksiniz. 7 yaşından önce hı. çocuğun fark etmesi gerekenleri siz fark ettirdiyseniz 7 yaşından önce dikkati Çekmesi gerekenlerde dikkatini geliştirdiyseniz, hı hı. öğrenmesi gereken davranışları ve sınırları, alışkanlıkları öğrettiyseniz o çocuk zaten hazırdır. Şöyle basit bir şey anlatayım. Yürüme dediğimiz 13-15-18 ay dönemi yürüme. Tamam. Ama yürümeden önce çocuk bebeklerde zihinsel, fiziksel, psikomotor hepsi gelişir. Hı, hı Geliştikten sonra hazır olur çocuk. Birden pat diye yürür. Anne der ki birden bire yürüdü. Hayır. O hazırlanıyordu. Bir Ay, gelişim meyve gibi. Hı. Yani hazırlandı sen elmayı kopardın. Evet. O yüzden de çocuklarımızın hazır olup olmadığını biz kendi hazırlık derecemize bakarak değerlendirebiliriz. Hı, hı. Kodu Anladım. bu. Asıl Peki. Hocam şimdi sorularımız var böyle peş peşe gelmiş en azından birkaç tane sorayım devam edeceğim yine yayın arasında da. Şimdi öncelikli olarak e, izleyicimiz sormuş oğlum ilkokula başladı 6,5 yaşında ama e, sürekli seni çok özlüyorum anne diyor ara sıra da ağlayarak gidiyor. Ama gitmek zorunda olduğunu bildiği için de kendini güçlü tutmaya çalışıyor. Bu anne yorumu yani anne gözlemi böyle bir şey çocuğuna dair bir yorumda da bulunmuş izleyicimiz e, size sormuş durumu. Ne, de, ne dersiniz diye. Siz etrafınızda gör, görürsünüz. Okulum, okulumuza başladık, dersimiz var. Ya. Böyle topluca yapıyoruz. Bugün çok iyiyiz. İyiyiz. Bugün Biz... derslerimizi yaptık. <laughs> yaptık. C cümleler Z ile. Yani evet. Çoğul üç kişilik biter. Hı -hı. İlk önce ayırın. Ya Neden çok önemli. Biliyor musunuz? Anneler çocuklarından kopmaktan korkuyorlar. Hangi anneler korkar? Çocuklarıyla iletişimi zayıf olan anneler korkar. Onu kaybedersem. Şimdi şöyle bir hayat olur mu Allah aşkına? Çocuğumuz var. Yani soruyorduk biz eskiden çok sorudu. Annenim çok seviyorsun babanı. Evet. Böyle bir, hani böyle çocuğun psikolojisini dar, darbe vuran bir sorudur ama komiklik olarak soruyoruz işte. Büyükler de yapar bunu. Aha. Şimdi çocuklar babasını çok sevecek diye çok korkuyorum. Annesini çok sevecek diye çok korkuyorum. Babaannesini çok sevecek, anneannesini sevecek aklım çıkıyor diye. Ya insan sevgiden korkar mı? Ya. Yeah. Niye korkuyorsun? Sen kendin onunla iletişimini iyi sağlayamadıysan kork arkadaşım. Yoksa niye korksun? Güven e, aslında e, korkuyla ifade edilir. Hı hı. Güvensizlikte. nedir? korkmuyorum. Güvensizlik korkuyorum dersiniz orada. O yüzden o çocuk anneyi özlüyor ya. Hı hı. Şimdi şöyle düşünün. Ne kadar tehlikeli bir durum. Şimdi sınıfta dur oturuyor değil mi? Bakın. E, alt buçuk yaşında. Hı hı. E, bu çocuk 60 60 ee, 68 aylık, 69 aya gelen bir çocuk, <laughs> kocaman bir çocuk şimdi. Sınıfta oturuyor. Şimdi herkes öğretmen ders anlatıyor, onu yapıyor, notunu alıyor, işte ödevlerini hazırlıyor ya da arkadaşları beraber faaliyetler yapıyor, terifse çıkıp oynuyorlar. <laughs> şimdi o çocuk sürekli annem evde ne yapıyor, annem evde ne yapıyor, annem ben annemin yanında düşünüyor. olmalıyım diye. Bir evde kardeş olabilir, anne ile e, diğer çocuk evde kimse kardeş. Ona çok mutlu saatler geçirdiği için. Kıskançlık duygusunu kamufle ederek e, okulda kendini kötü hissedebilir, özlüyorum olabilir. İki, anne baba evde kavgalıdır, e, anneme bir şey oldu korkusuyla bunu ifade edebilir. E, anne hastadır ya da anne sıkıntılıdır, çocuk onu bu şekilde kamufle edebilir. Ee, bakın daha henüz çocuğun duygu yaşına gelmedim. Yani evdeki sorunlar çocuğun okulla ilgili noktasını sıkıntıya sokmuş olabilir. Ya da anne sürekli çocuğun elinde olup çant sırtında çanta taşıyan anneler var biliyorsunuz. Hepimiz taşıyoruz. Evet. Değil mi? Evet. Sürekli çocuğu taşıyan bir annedir. Çocuk da okulda annem de yanımda otursun da özlemeyim diye. Onun da çözümü şöyle getir onu da yanına oturt. Beraber dersi işte bir şey olacak bir durum <laughs> yok gibi düşünülmesi ki. Çocuk öyle istiyor. Şimdi soruyorum ben anne, niye senin çocuğun sınıfta ders çalışmayı değil de anneyi yanında istiyor? Hı. Çünkü sağlıklı anne ilişkisi, anne çocuk ilişkisi ayrılık olmadı o konuda. Şimdi anne de üzülüyor. Niye üzülüyor biliyor musunuz? Hı hı. Çocuk beni özlediği için üzülüyor. O hissettiği için. Anne şuna üzülmeli. Ha, ben çocuğumun duygu yapısını eksik bırakmışım. Bağımlı hale getirmişim ben size ayrı bir parantez açayım. Bağımlı bireyler ileri de bizi korkutan bağımlılıklara yatkındırlar. Neden? Çünkü onun yerine başka bir şey koyacak, onun yerine başka bir şey koyacak. Bir boşluk var, dolacak orası. O bağımlılığı siz çocukluktan alın. Bağlı, bağlı ne demektir? Sizin bugün bağım bundandır. Sonra bitti mi? Sizinle ilişki mi? Belli prosedüre yönetir mi? Sorun değil. Hı hı. Yani en sevdiğinizi kaybetseniz bile, aslında İslam dininin e, tefekkür kısmıdır bu. Hı ki bugün böyleydi, Allah bu kadar nasip etti der gidersin. Mükemmel bir nokta bu aslında böyle olmak. Hani ya imanlı böyle ol ya da doğru eğitimden geç böyle ol değil mi daha rahat ol. O yüzden de bağımlı kimlikler bugün anne yokluğunu yerine birini koyamadığı için hı hı. bu yokluğu yaşar yaşar sonra başka bir travmatik birini koyar. O travmatik bir onun hayatında ihtiyaç olmadığı için onun hayatında ikinci bir boşlu oluşturacağı için onun yerine başkasını koy. Yani sevdiğinden ölenler, aşkından ölenler var. ya Bunlar öyle gruplardır. Yani dayanamıyorum diyenler, kendini yok etmek isteyenler, aslında hani sen olmasan ben olmam diyenler, tek Al. kalp içinde yaşayanlar. Ko kopamamış. O bağlanma ve <laughs> <laughs> Hastalıklı ilişki. Sağlam ilişki. Hocam şimdi değil. bu anlatırken şimdi anne size... hemen. E, ha, buyurun buyurun lütfen. Hemen annenin şunu yapması gerekiyor ha, bu konuda. Bir kere ço çocuğunda bir. Ee, ...problem var ama bu problemi çözmemiz lazım. Yani bu Hı. psikolojik anlamda çocukta bir travma oluşturmuyor. O yüzden de bunu bir an önce kurtarmamız lazım Hı. çocuğu. Yani dişinde bir çürük var hemen kurtaralım diye düşünmesi lazım. Anne her gün oğlum orada çok üzülüyor. Oğlum orada ya da evladım çok üzülüyor. Beni özlüyor. Ee, yavrum özleme ben buradayım iyiyim gibi çocuğa illa ilaç... Hı. ...bağımlılık ilacı vermemesi lazım. Yapacağı nokta şu. Aa ben biliyorum ama ben de seni okul saatlerinde hiç özlemiyorum. Sen de beni sakın sabahleyin 8'de 3'te özleme. Biz 3'ten sonra özlemimizi gidereceğiz. Ben de tam 3'ten sonra oğlum kızım ne zaman gelecek diye özlemle bekliyorum. Hatta 3'e kadar bütün işlerimi bitiriyorum. Hı hı. Evde kardeşin olsa bile orada oyun oynuyor. Ben işte Ahmet Mehmet kimse gelecek diye yemeklerini hazırlıyorum. Geldikten sonra onunla ben biraz oyun oynayayım, ders yapayım diye tam sen kapıdan gireceğin zaman özlem duygumu açıyorum. Sen Diyorsun, sarılıyorum sana. Oo, hocam Heh. biz de şimdi şöyle yapabiliyoruz ay yavrum tamam ben de seni çok özlüyorum deyip sarılıyoruz Heh. tamam bak sıkıca Hadi. bir sarı sıkıca bir Hadi. öpüyoruz. Ondan hastalıkları devam ettire arttıra, arttıra devam ediyoruz. Orada şimdi şöyle söyleyeyim sen okulda öğretmenini dinledin ya ben de evde işimi yapıyorum Heh. sen ödevini yaptın ben de yemeğimi yapıyorum sen eğer orada öğretmeni dinlersen ben o işimi yaptıktan sonra seni özleyebilirim. Ama yoksa sen orayı yapmazsan ben de seni özlemekte sıkıntı çekebilirim. O yüzden sen de biraz dikkat et demeli bir. Evde problemler varsa o ayrı konu söyledim. Aha. Ama kendiyle ilgili bir nokta varsa çocuğun hemen büyütmeye başlasın. Hemen büyütsün. Yatak varsa ayırsın. El ele tutuşuyorlarsa biraz mesafe koysun. Ne olur sevgiyi çocukların en masum saati olan uykuda vermeyin. Çünkü onların işine geliyor. Kim ilgilenecek? Yoruluyoruz çünkü. Zor yani çocuk büyütmek. Ha, ha, ha. o yüzden de daha çok kendi başına yemek yesin. Onunla vakit geçirirken sürekli yanında o yapışmasın, ee, illa o uyutmasın. Yani yanına yatmasınlar. En tehlikeli şey çocuk burada, yanına yatmayın. Çocuk burada, siz de burada bir yerde oturun, masal okuyun. Sevgiyi sağlıklı verin, sağlıklı. Bebekken kucağınızda, sonra yanınızda, sonra o oradayken siz burada. Hı. Evlendiği zaman da ayrı evlerde. Sevgiyi Hı. öyle verin. Peki hocam sorular geliyor ardarda. Ee, arda. Ben de gecikmeden sorayım istiyorum. Ee, şimdi çocuğum 3 yaşında diğer çocuklarla iletişim kurmakta zorlanıyor. Benim de uyarılarımı dinlemiyor. Ne yapmalıyım? Komik diye sormuş. anne. Komik. Değil mi? Komik <laughs> de. 3 yaşında diyor öğrendim ben. 4'ten önce sıkıntı yok. Değil mi hocam? Komik anne. Oynamayacak ki. Niye oynasın ya, ki yani? Daha o, 3 yaşında. Diyorsunuz 12 yaşında çocuk ev, evlenmesi lazım diyorsunuz. Öyle gibi bir şey yani. Komik bir manzara bu. Niye? Anladım. Çünkü anne istiyor ki oradaki çocuklarla oyun oynasın. Çok kısa 3 dakika oyun oynayabilir. Hı hı. Paylaşması çok zordur. Siz ona kızarsanız, zorlarsanız çocuk kalıcı problemler ortaya çıkabilir. Hı hı. 36 aylık da 40 aylık dönemidir bu. Ama mecburen kreşlere gidiyor. Oradaki öğretmenler onları idare ediyor. Hı. Siz de bir yere gittiğinizde çocuğun evinize bir misafir geldiğinde çocuğunuza sormadan oyuncağını vermeyin. Hı. Asla bir yere gittiğinizde götüreceğiniz oyuncak orada var mı? Onu kontrol edin. Yani çocukların orada birbirlerini kavga edecek. Çatışmaya girecek bir ortam oluşturmayın. O zaman çocuk korkmayı öğreniyor. Diyor ki başkasından tedirgin olmaya baş. Bana vurdu diyor. E, ya da bana kızdı diyor e, belki başkasıyla ilgili evet. kafasındaki güven yerine kaygı ortaya çıkıyor. O yüzden de bu çok normaldir. 48 hı. aydan sonra okul ortamı onu yavaş 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 Alacak. geliştirecektir. Hı. Parka götürdüğümüzde hı hı. Aa, karışmayın durun benim çocuğum kral kayacak buradan. Bu bir prenses o sallanacak tekrar burada demeyin yani. Hı hı. Bu toplumsal bir ortamda ortada yani. küçük küçük hadi bakalım şimdi diğer sen de gel bakalım sen kaya olur mu yavrum demek lazım. Çünkü anneler kendi evlatları olduğunda böyle bir canavar kesilebiliyorlar. Benim benim bizim değil onlar. Onlar ya. bir birey sadece bizim evlatlarımız olarak dünyaya gelmiş o kadar hı. sorumlulukları bize ait. Peki evet. hocam sorulardan devam ediyorum. Ee, çocukların yaşlarını vermemiş izleyicimiz ama akşam çocuklarım yataklarında yatırıyorum yatıyorlar ama gece yanıma geliyorlar demiş. Büyük bir ihtimalle 4-5-6 yaş gruplarıdır. Yani hı. çocuk kalkıp annenin yanına gelebilen bir grup. 8'e çok fazla gitmez o konuda. Geceliğin yanına geldi. Niye geliyor? Şimdi düşünelim. Hı hı. E, ...affedersiniz, geceliğin lavabo ihtiyacımız oldu. Niye? Bak ne diyorum? İhtiyaç. i̇htiyaç. Geceliğin uyandık, suyu... ...suzadık. Ne bu? İhtiyaç. Değil mi? Hmm. Öyle düşün. Ya da işte saat 3 oldu, kahvaltıdan sonra... Ay, ...midede bir şey oldu. Aha, acıkmışım. İhtiyaç. Hmm. Yani çocuk bunu ihtiyaç olarak hissediyor. Peki ihtiyaç mı bu? Gerçek ihtiyaç mı? Değil. Nedir bu? Sizin onda oluşturduğunuz sahte ihtiyaç. Ama çocuk bunu gerçek kabul ediyor. Hmm. Olay bu nedir burada çocuk diyor ki ben orada olmalıyım orada kendini güvenli hissediyor. Peki anne babanın yatağında kendini güvenli hisseden çocuk yarın sosyal ortama koyduğunuzda orada güven duygusuyla mı oturur güvensizlik duygusuyla mı? Güvensizlikle oturur. O yüzden hemen aa, biz bir yerde çocuklara bir sıkıntı oluşturmuşuz. Ne yapmışız? Çocuk güven duygusunu hala benden alıyor. 0-2'den sonra benden almaması gerekirdi. <laughs> sonra kendi yatağından alması gerekirdi. Hatta hep şey söylerim. Emzirdiniz, süt verdiniz. Burada. Tamam, burada güven. Sonra yatağına koydunuz, burada. Hı hı. Ama koyamam ki hocam, benim kucağımda. Oyuncak aldık ya. Ya. Yani çocuğumuzu zaten bir tane dünyaya getiriyor ya da en fazla iki tane. E hocam şimdi ben doymayayım mı ona diye kucağında. E sonra da sorunlar çıkacak ama yapacağımız bir şey olmuyor. Çünkü hı hı. annelerin duyguları daha baskın oluyor. Şimdi orada şöyle düşünecek. Ha, yani okula gittiğinde de orada durmayacak. Yani evlendiğinde de evinde ait olduğunu hissetmeyecek. Hı hı. Ders için masaya oturduğunda. Ders çalışmayla ilgili sıkıntı çekecek. Beni yanında isteyecek. Beni yanında isteyecek. O zaman hemen anne ne yapacak? Gece uyanında oturup konuşacak. Sanırım geceliğim benim yanıma gelip bizim yanımıza geliyorsunuz. Bu doğru bir hareket değil. Ee, sizi mutlaka tekrar yatağa götüreceğim diyecek bir. Sonra bakacak gündüz o çocuklarla vakit geçirme süresi 15-20 dakika birebir vakit geçiriyor mu? Bir. Hı hı. O, o çocuklarla biraz sert bir yapısı var mı annenin? Acaba gün içinde çok yoğun olabilir. Çocuklar biraz kızgın olabilir, hani sert sözlü anlamda daha böyle sesi e, şey kötü çıkabilir. Eğer böyle varsa biraz yumuşatması gerekiyor. Hı hı. Bir de kardeşler arasındaki ilişkilerde biz hep şöyle yaparız, büyüye deriz. Yani konuşmuştuk sanırım sizinle yine. Ya Ablasın idare sen et büyüksün. diye. Tamam da ben abla idareliyim, Büyüyünce yapacağım şimdi yapmayacağım. Şimdi sen de beni idare Daha et. Ben de abla, abla değilim. Diyeyim. Abla yaşım değil benim. O yüzden de burada o dengeyi kurabiliyorum. Buna bakması lazım annemizin. Hı hı. Tamam. Peki. Hocam e, sorularımız var ama bir telefon bağlantımız tamam. da var. İsterseniz tamam. izleyicimizden tamam. soruyu alalım, bağlanalım. Tamam. Hemen akabinde devam edelim. Evet, Fadime Hanım bizlerle sanıyorum. Adım Hanım. Alo iyi günler kolay gelsin. Merhaba iyi günler nasılsınız iyi misiniz? İyiyim Allah'a şükür sizler nasılsınız? Çok teşekkür ediyoruz bizler de iyiyiz sağ olun. Buyurun hocamıza sorunuz var zannediyorum hemen iletebilirsiniz. 5 <laughs> e, yaşında kızım var 2 tane kızım var daha doğrusu aralarına bir yaş var. Büyük kızım işte kardeş doğduktan sonra biraz sıkıntılar çıkarmaya başladı. Herhalde arası yakın olduğunda. Hı hı. Ee, pandemiden dolayı mı artık bilmiyorum. İki senedir de böyle topluma girmek istemiyor. Arkada işte ortamında biraz sıkıntı çıkıyor böyle. İşte beni beğenmiyorlar mı diyor. An okuluna başladı bu sene. Hı hı. Öğretmeninden çekiniyor. Arkadaşlarından öyle. Anne hani beni ben oynamak istemiyorum ya da konuşmak istemiyorum. Çekingen çekingen duruyor böyle aralarında. Siz kaç yaşında? Kaç yaşında demiştiniz pardon yani biri çocuğumuz. Biri 5, diğeri? 5 yaşında. 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 Diğeri 5 yaşında. Diğeri kaç yaşında? Diğeri de 4 yaşına girecek. 4 yaşına girecek. E, siz çekingen bir hanımefendi misiniz? Şimdi biraz öyleyim. Şimdi topluma <laughs> girdiğim zaman evet, evet. öyle oluyorum. Evet, evet. evet. Biraz yapınız öyle. Hmm. Tamam. Peki. Tamam. 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 Fadime Hanımcığım teşekkür ediyoruz sorunuz için. iyi günler diliyoruz. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. İyi Dağ günler. Olun. Şimdi evet hocam. Annenin yaşı büyük bir ihtimalle, o da olsun 20... 26-27 gibi genç bir anne. Annenin duygu yaşı 12. Ee, onların ablası. Ee, ama çok e, iyi bir anne, şu anlamda iyi bir anne. Hani evlatlarına yardım etmeye çok çalışan, biraz böyle çok e, çaba gösteren bir anneye benziyor. Şimdi bir kere 5 yaşlı ve 4 yaşı ikisi. İki çocuk arasında bir e, o dönemde bir kıskançlık ya da bir paylaşma problemi olmaz. hı. Ee, çocukların 24 aydan önce aralarında yaş farkı varsa çünkü 2 yaşın doldurdu. Ben bir bireyim der. Kendini fark eder. 2 yaşından önce fark etmez kendini. Hı. O yüzden de 23 aylık bir bebeğiniz varken bir kardeş dünyaya geldi. 22 aylık bir bebeğiniz varken bir kardeş dünyaya geldi. Bu tür çocuklarda kıskanmaya de, ya her çocukta da kıskanma olmaz. Hı. Ona kıskanma kötü bir duygudur. Hı. Kıskançlık hastalıklı bir duygudur. Paylaşma kısmını doğru öğretmediğimizde çocuk başkasında var olan da kendinde olmadığı zaman rahatsızlık duyar. Hı. Bu kardeşler böyle bir duygu olacak diye bir durum yok. Ama biz büyük böyle bir ö, şeyle çabayla kıskançlık duygusunu ekebiliriz biz. Hmm. Bütün tohumları ekeriz. Bu da bizim görevimiz yani anne baba olarak bunu çok iyi başarıyoruz. Kıskanıyor mu? Kıskandı mı? Kıskandı mı? Evet. Çok da vardır ne böyle toplumda çok kullanılır. Ne kadar aslında evet. ayıp bir şey değil mi? Bir takip edelim. yani aa o beni kıskanıyor. O beni kıskandı galiba filan. Böyle de deriz ya şimdi nazar değiyor. Kıskandı da onun için nazar değiyor filan deriz ya o doktorada. Nasıl baktı acaba? Acaba nasıl değil baktı değil diye. Şimdi burada çocuklarda bu iki yaştan önce olmaz. O yüzden iki çocuk arasında bir kıskanma ve paylaşımsızlık yok. Aha. Ama diğeri okula gitmiş, diğeri evde büyük bir ihtimalle. Öyle anladık değil mi? Ee, evet, arada. evet hocam. Şimdi diğeri okula gidiyor, bu evde duruyor. Niye? Yani onu da göndermesi gerekiyor. Dört yaşındaki de tam yaşı. Aha. İkisi de beraber okula giderse o zaman o okulda mutlu olacak 5 yaşındaki. Hı hı. Ama diğer okula gitmediği için büyük bir ihtimalle o evde kaldığı için anneyle onlar evde ne yapıyorlardı? Kardeş oyun oynuyorlardı. Beraber mutlular. Birinci konu bu. İki, şimdi hanımefendi şöyle yapıyordu. Bir şey istenecek değil mi? Kızım çekilme sen git iste diyordur. Şimdi bunu söylediği zaman çocuk diyor ki ha demek ki ben çekiniyorum. Demek ki isteyemiyorum. Şimdi öğrettik mi? sendeki bir yapıyı. Ne diyoruz mesela? Allah. Senin gözlerin mavi diyor. Çocuklar bilmiyorlar biliyorsunuz göz evet. Diyoruz ki bak senin gözlerin mavi. İşte kimi gibi? Annen gibi, baban gibi. Öyle düşün. Çocuğa biz öğretiyoruz, Çekilme diyoruz. Ya da mesela anne bir şey isteyeceği zaman, yok şimdi istesem mi, istesem, istemesem mi diyor. Yani annenin de e, toplum içindeki hareketleri, kızım gel şimdi ayıp olur gitme oraya bakalım. Gel şuraya otur şimdi insanlar bir laf söyler gibi noktalarla biz kendimize üçlü bir dünya kurmuş hanımefendi. O dünyadan şimdi çocuğu çıkartmış. Hı -hı. Sosyal bir tokat. O yüzden anne eğer diğerini gönderebilirse iyi olur. Hı -hı. E, gönderemeyecek bir durumdaysa yapacağı nokta şu. Kızını mutlaka hafta sonları Hı -hı. diğerini bırakarak ya veya beraber... Anne onlarla beraber bir sosyal bir faaliyet ortamı yani bir işte e, spor olabilir, 5 yaşında bir yüzme olabilir. Farklı bir alana beraber gitmesi lazım annenin. Hı hı. E, ya da mesela anne gidecek alışverişe, markete gitti değil mi? Diyecek ki anneciğim sana zahmet, sen şuna bir bakar mısın? Hı. O diyecek ki, ben bakamıyorum, hiç duymayacak onu. Anneciğim çabuk çabuk ona bak. Yani oradaki o negatif duyguları, negatif yapıları duymayacağız o konuda. Yani Anladım. niye çekiniyorsun git bak işte canım bir şey yok gidilse gibi orada çocuğun programı olduğunu unutmayalım bunları. Yani biz aslında normal bir konuşma yapıyoruz gibi. Hayır, o çocuğu programlama olarak çocuğa yer alan bir şey, onu şekillendiriyoruz. O yüzden anne biraz daha ona, kızım okulda bir şey yapabilirsin. Arkadaşınla şunu yap, çekilme. Bir öyle bir problem yokmuş gibi. Yokmuş gibi. Tam tersi. Ah sen bugün okulda öğretmenin söyledi. Şarkıyı sen söylemişsin. Aferin babası, annesi, halası, teyzesi bugün kızım şunu aldı. Bir gram bir şey olsa bile bunu söylemek lazım. Hatta yoksa bile biliyor musun benim kızım mutlaka gider marketten kendi bir şey ister. O der ki ama isteyemiyor. Böyle, böyle yapışıktır hı, o. Hı. Bugün öyle ama sen yarın istersin hiçbir problem yok gibi. Yani 6 yaştan önce çocuklarımıza problemleri hissettirmeyin. Hissettirir mi hissettirmeyin. Ağzınızdan da çıkmasın. Yanlarında konuşmayın. Benim çekingen, utangaç, yemek yemeyi bilmiyor. İşte şöyle bir problem var. Sakın demeyin, sakın demeyin. Söyledikleriniz çocukların Direkt beyninde olacak. onlar ileride. Mesela utangaç o ileride utangaç ya da mesela tembel. Hele ilkokul dönemine geçemedik. Hı hı. İlkokul dönemde bu tür tanımlamalar çocukların yetişkinlikte e, duyduklarıyla kendileri arasında bağlantı kurmalarına neden olur. Mesela çok yetenekli. Hı hı. Duyar, "Aa ben yetenekliymişim." İşte çok tembel. "Demek tembelim, kötü bir şey." Bu sefer o kalıbın içini kıramaz, çıkamaz oradan. O kalıbın içinde kalır. Hocam bizim yapacağı konu bu. Peki, teşekkür evet. ediyoruz hocam cevabınız için. Bir bandımız var ama ben hemen onun öncesinde şu soruyu ek soru olarak sormak istiyorum. Yeğenlerim yaşadı benim de çok benzer bir durum. E, 4,5 yaşındaydı yeğenim. Kreşe başladı. 2,5-3'e yakın evde kardeşi var. Başlarda bir güzel gitti geldi kardeşi bir zorlandı ama abicimi bırakmayalım falan. Bir süre sonra o da şöyle demeye başlamış annesine. Anne ben siz evde ne yapıyorsunuz? Çok merak, merak ediyorum. ediyorum tabii. Çok merak ediyorum. <laughs> ben gidince siz burada ne yapıyorsunuz? Mutlular çünkü evdekiler. Ona göre mutluluk dünyası. Ne işi Ya şimdi çocuk ne işi var okulda? Ne yapsın? Allah aşkına bir düşün yani. Evet. Onun için ne anlamı var? Evet. En sevdiklerinden Anneden, ayrılıp da aynen. yani. Evet. ilk hafta gidiyorlar oyuncaklar var. Keyifle eğlenceli. Sonra bitti zannediyor. Geri geliyor çocuk. Evet. Ne bilsin yani sanki bir şeydeki oyun salonuna gitmiş gibi. Yani evet. Oyuncak salonuna gitmiş gibi çocuk. Ne bilsin oraya gidecek? Ay, ne ki uğraşacak onunla yazı yazılacak evet. bir <laughs> kurallı hayat aslında çocuklar için zor bir hayat. Hı hı. Ama siz çocuklu çocukluk dönemi dediğimiz altıdan önce kurallı hayatı sınırlarla ve alışkanlıklarla. Kazandırırsanız vaktinde yatmayı, kendi başına yemeyi, oyuncağını sepete koymayı, yatağının üzerine giysisini katlayarak koymayı öğretirseniz 6 yaşına geldiği zaman da o kurallı hayat ona zor gelmez, 26 yaya geldiği zaman da evlilik zor gelmez. İnşallah. Evet. Peki. Hocam teşekkür <laughs> tamam. ediyorum. Evet efendim şimdi bir bandımız var. Güzel bir band buyurun izleyelim. Çocukların okulda yaşadığı problemleri anlatıyoruz bandımızda. ardından sohbetimiz devam edecek. Çocuğunuzun okul döneminde ne gibi problemler yaşadığını gözlemlediniz? Akrabal, akranlarından olsun, yaşlarından olsun herhangi bir sosyal çevresinde ya da okulda problem yaşıyor mu? Evet, maalesef. Bu akran zorbalığı günümüzde oldukça yaygın var olan konulardan biri ve maalesef benim çocuğumun da yaşadığım sorunlardan biri. Fakat ben bu akla, akran zorbalığının sadece okulda sınırlı olmadığını, bizlerin bile büyüdükten sonra toplumsal hayatımızda bu zorbalıkla e, karşılaştığımızı belirtmek isterim. Evet şöyle söyleyeyim, iki tane çocuk büyüttük. Tabii okul hayatında sorunlar yaşadılar. Büyük olanın yaşadığı sorun ilk okula başladığı dönemde, e, şey bir çocuktu yani paylaşımcı duygusal bir çocuktu çok su üstü mali uğruyordu. mesela e, o annesi tabii ilk çocuk olduğu için ona özel özel birçok çok şey alıyordu onlar o arkadaşlarıyla paylaşıyordu ama arkadaşları onlarla bir şey paylaşmıyordu. Sürekli verici bir taraftaydı yani. Veren taraftaydı. Ya ufak tefek sürtüşmeler oluyor. Çocuktur yani. Ee, elinden geldiği kadar eğitmeye çalışıyorsun ama çocuk ne de olsa bazen arkadaşlarıyla grup vuruyorlar. Bilmem ne yapıyor. Öbür arkadaşlarla kavga ediyorlar. Hani ufak tefek şeyler oluyor yani. Önemli olan ama çocuğu sen evde eğitebilmendir yani. Çocuğu ne kadar sen okula şey yapsa önce çocuğun evde eğitebilmen, dinlemen, yani bazı arkadaşlar çok iyi oluyor, bazısı da kötü oluyor. Evet, şimdi üç tane kız çocuğum var benim. Ee, üçü de e, okula yazıldı. Ee, özellikle ortancı kızımın okul durumuyla alakalı tabii yeni bir mahalleye taşındık, yeni bir okul. Burada akranlarıyla tabii ki bir uyumsuzluk yaşayabiliyor. Toplumda çok artık kozmopolit insanlarla birlikte olan e, bir toplumda yaşıyoruz. Kızım da akranlarıyla alakalı bir takım sıkıntılar yaşadı. Bunu da işte daha çok tabii ebeveynlerine, annelerine daha çok anlatıyorlar. Bunu da bir şekilde çözdük. Benim çocuklarım biraz fazla sosyal aktif oldukları için kızım da uşağım oğlum da hani o yani hiç iletişim sıkıntıları olmadı arkadaşlarında ama bizim maddi sıkıntılarımız bizler olduğu için hani daha maddi durumu iyi olmuş uşaklar biraz böyle oğlum şimdi bir anası geldi ilkokulda aklıma. Eniz kek kedirdi okula da bana vermedi herkese verdi dedi ben de gittim borç fırın aldım yaptım uşağıma ya dedim. Şöyle akranlarıyla çok iyi anlaşamadı kızım var bir tane işte bazı sorunlar yaşadık tabii ki gençlik çok farklı gidiyor açıkçası ama onlardan gene de ümitliyim ben de antrenörüm yetiştiriyorum on çocuklarımızı farklı yetişiyorlar ailede ve ortamda. Hani onlara bir çözüm sağlanması gerektiğini düşünüyorum. Çocuğum akranlarından dolayı hastalığından dolayı problem yaşıyor. Lösemi tedavisi görüyor. Onun için akranlarından biraz geriden geliyor. Şey olarak yani fiziksel olarak ama zeka olarak akranlarından daha üstün diye düşünüyorum. Çok şükür bir sıkıntısı yok şu anda. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür Çok ederim. sağ olun. Seni çok seviyorum ben. Evet efendim bandımız sonrası yeniden ekranlarınızdayız. Özgür hocamızla sohbetimize devam ediyoruz. Hocam bandı siz de dikkatlice izlediniz. Evet. Yorumlarla ilgili görüşünüz olursa alacağım ama tamam. şimdi bir telefon bağlantımız var. Onun akabinde inşallah rica edeceğim sizden. Efendim buyurun alo. Alo merhabalar. Merhaba nasılsınız iyi misiniz? İyiyim teşekkür ederim sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ediyoruz sağ olun. Buyurun alalım sorunuzu hemen. Ee, benim hocama şöyle bir sorum olacak. Öncelikle güzel e, yayınınız için teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Buyurun. Ee, şimdi hocam benim e, 9 yaşında bir oğlum var. Evet. Bu sene 4. sınıfa gidiyor. Ee, oğlum biraz dediğim dedik bir çocuk hocam. Çok inatçı. Şimdi hemen bak tanımlama e yaptık Rica etsek televizyonunuzun sesini birazcık kısarak devam etseniz. Tabii. Ee, şöyle hocam. Ee, şimdi çok aslında bakarsanız zeka seviyesi yüksek çok akıllı bir çocuk ama bazı istediği şeyler olmadığı zaman e, böyle bir sinir harbi yaşıyor, ağlıyor. İstediğini ağlayarak elde etmeye çalışıyor. Bir süre sonra e, geçtikten sonra bu sefer gelip özür diliyor. Anneciğim ben seni... Çok üzdüm, kırdım. Bir daha bunu yapmayacağım diyor. Eyvah, eyvah. Ama e, işine gelmediği zaman bunun yeri geliyor, tekrar tekrar yapıyor yani hocam. Bunun için de destek almayı çok düşündüm. E, bilmiyorum siz nasıl bir yorum yaparsınız bu konuda. Başka çocuklarınız var mı? Bir tane oğlum var hocam. Başka yok herhalde değil mi? Başka yok, bir tamam. tane tamam. oğlum var. Tamam. <laughs> Peki. Tek çocuk. Peki. Tek, tek çocuk evet. Onun verdiği rahatlık, özgürlük de var biraz olabilir. Peki çok teşekkür <laughs> ediyoruz. Çok sağ olun. İyi günler diliyoruz. Sağ olun. İyi günler sağ olun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Şu evet. Hanım efendiyi dinlerken siz de duyduğunuz eyvah eyvah heyvah dediğim ya, konular oldu tanımlamalar. Şimdi 9 yaşında ergenlik dönemi dediğimiz e, 4. <laughs> sınıfa gidiyor ama da ergenliğe girmedi 9 yaşında. Hı -hı. Ama çocuklarda hani ben bilirim, ben yaparım noktası var ya. Hı -hı. Şimdi biz ne istiyoruz çocuklarımızdan? E, Kurallı eğitimde sadece sosyal kurallar da var. Büyüklerin karşısındaki davranışlarımız, top, bir toplumun içine girdiğimizde nasıl davranmamız gerekiyor. Bir yemek hı hı. masasında otururken olan hareketler, birisinin evine girdiğimizdeki yapımız selamlama, komşuluk ilişkileri, akrabalık ilişkileri. Yani bunların aslında hepsinin insani noktada sınırları var. Eğer biz Kur'an ve Sünnete bakarsak. Hı hı. Ama bizim toplumda uygulanma kısmı ile ilgili herkesin bir algısı olduğu için her ev kendine göre aynı e, belki domates alıyor ama herkes evine göre farklı bir yemek yapıyor onunla. Hı hı. O yüzden de o evimizdeki teknik doğru olursa bizim çocuklarımızla ilgili çatışmalarımız da çok iner. Belki okulda gördüğümüz ya da yaşadığımız sorunların kaynağını kendimizde e, bir suçluluk olarak değil de Hı. yani bunların kaynağı aslında buradan çıktı. Hani suyun ilk başı burası. E, çeşmeden gelince bulanmadı. Buradan bulandı diye düşünüp belki buradan tedbir almamız gerekiyor. Ne demek bu? Yani bizler tekniklerimizi değiştirmek zorundayız anne baba olarak. E, kendimizi yenilememiz gerekiyor. Evet bu yaşa kadar olmadı ama bundan sonra ne yapabilirime bakmamız lazım. Hı. Şimdi 9 yaşındaki bir çocuğun benim dediğim dedik demesi için çok sıkıntılı bir konu var. Dediğim benim dediğim kesin dedi ya bu orada. Ya da olmazsa olmaz diyor ya. Sonra da gelip anneden özür diliyor. Şimdi ne demektir? 19 yaşında bir rakamı koyun. 19 yaşında sosyal ortamda kimsenin dediğini dinlemeyecek. Kendi aklına esen her şeyi yapacak. Sınır yok, çizgi yok ve özür de dilemeyecek. Neden? Çünkü 19 yaşına geldiği zaman ben biliyorum gerçek yaşı. o. 9 ben biliyorum gerçek yaşı değil. Ama siz 9 yaşındaki bir çocuğa ben biliyorum kısmı artık 9'dan sonra bu çocuk bu çocuk 8 buçuk, 8'den sonra almamış artık zaten. Yani. O yaşta kalmış duygu yaşı. Yani ondan sonra büyükleri dinlemiyor, etraftan öğrenme ile ilgili bir e, geri dönüş yok. Hani Hı -hı. hep duygu yaşı diyoruz ya. Nedir duygu yaşı? Sizin darbe gördüğünüz yaş, yanlış eğitildiğiniz yaş ya da kendinizi e, özgürlüğünüzü ilan ettiğiniz yaş. Şimdi bu delikanlı diyor ki ben özgürlüğümü ilan ettim. Kaç yaşında? 8 yaşına girerken büyük bir ihtimalle 3. sınıfta ilan etmiş bunu. Hı. Ben artık kendi bildiğim okurum diyor. Ama e, normal yaş olarak henüz daha aileye de bağlı ve ailenin sözünün otoritesinin yüz geçtiği bir dönemde olduğu için gelip anneden özür diliyor. Hı. Şimdi bir ben bilirim ama aklı kullanmayan. İki yanlış yaptığı zaman suçluluk hisseden, üç başkalarını dinlemediği için öğrenme becerisini geleceğe aktaramayan, bir sürü bir sürü problemler var, tarifsiz problemler var. Şimdi bu anneyi döver ileride, bugün anneyi dinlemez, anneyle kavga eder, ee, okulda öğretmenden korkar, ee, okula gitmek kısmında da sıkıntı çıkabilir, arkadaşlarına vurma olabilir. Yani bunları ileri de bahsediyorum, olabilir bunların hepsi. O yüzden anne şuna karar verecek. Henüz benim otoritem var. Üzerinde. Tamam. Anne duygusal şiddet kullanıyor ki beni üzme dediği için çocuk da gelip özür diliyor. Bu en tehlikeli şey ne olur? İleride arkadaşları onu üzmesin diye onların her dediğini dinleyecek. Olur. Arkadaşları onu kendi gruplara dahil etsin diye bazen doğru bulmasa bile hastalıklı grupların içinde yer alıp <laughs> o hastalıklı neyse alışkanlıklar yanlış alışkanlık içine girebilecek. Hocam bu annelerin tamamen literatürlerinden çıkarmaları gereken bir cümle mi? Beni üzme. Ne Bak kırılıyorum. Daha. Evet evet. Çok çok tehlikeli. Beni üzme. Öyle öyle gençlerde görüyorum ki hala yaşadığı problemleri aileye söyleyemediği çünkü onlar üzülür korkusuyla ya da hep onlar üzülmesin diye hayatımı yaşamadım diye düşünenler bir de hep kendi duyguları şöyle düşünün ben anneyim size hep beni üzme diyorum sizin derdiniz beni üzmek değil ki yaşınızın gerektirdiği ve aldığınız eğitime göre siz kendinizi bir e, kural hmm. koymuşsunuz ya da kuralsızlık koymuşsunuz onu uyguluyorsunuz. Yani ben annemi yüzeyim babamı yüzeyim diye bir derdiniz yok ki bir suçluluk hissediyorsun çünkü en değer verdiğiniz bir şey dinen bile e, öyle. Hani ya bu yaptığın hareket Allah'ı üzer, ya. E, işte Peygamber'i üzer dediğim zaman kötü hissediyorsunuz kendiniz. Evet. Biz öyle bakmamalıyız. Ben ne yaparsam Allah benden memnun olur, Allah Resulü benden memnun olur. Ben ne yaparsam Gerçekten annem ve babama faydalı bir birey olurum diye düşünmesi lazım. Duygusal şiddet fiziksel şiddetten daha tehlikeli. Zaten bütün şiddet tehlikeli de yani hiç olmaması gereken bir şey. Çünkü can, can yakılır mı? Yani nasıl olur da en sevdiğin varlığın canını yakasın? Sözünle yani dilinle duy, kendi duygunla. O zaman ben cilim diyorum ki ben o şu, suyu içme ben içeceğim. Niye? Benim ihtiyacım var diyorum. E diyorsun ki hocam benim de var sizin de var diyorsunuz. Yok sen kendininkini bana vereceksin. Yani ben önemliyim. Sen önemli değilsin. Halbuki bunu anne babalar bilerek yapmıyorlar ki çünkü Hı. evlatlar çok önemli. O yüzden de hanımefendi şuna karar verecek. Öyle. Vurmak yok, diliyle vurmak yok, duygularıyla dövmek yok çocuğu kendi duygularıyla hani üzmek anlamında. Bir yanlış yaptığında çok önemli bir yılımız var. Elhamdülillah yine bir yılımız var. Ne yaptı yanlış kural neyse ilk önce Hı. kuralı söyleyeceksin. Farz edelim ki okuldan geldikten sonra dinlendin, yemeğini yedin, dışarı çıktın, oyun oynadın. Kaça kadar? Saat beş buçuğa kadar. Farz ediyorum. Beş buçukta geleceksin. Beş buçukta gelmedi. Altıda yedide geldi. Kavga ettiniz, bağırdınız, ders geç Evde böyle bir gürültü çıktı. Ha, Ertesi gün sanırım sana ben yarın izin vermeyeceğim dışarı çıkmaya. Neden? Çünkü sen dün bana geleceğini söyledin ama gelmedin. Oyuna dalmış olabilirsin. Sen daha önceki benim... Bu noktalardaki kuralı esnettim ya izin vermiştim sana bir şey dememiştim ya kızıp bağırmıştım ya artık kızıp bağırmayacağım vazgeçtim. Çünkü bunlar sana zarar ver, veriyormuş bunu öğrendim. Hı -hı. Ne yapacağım bundan sonra? Yarın senin deneyeceğim seni eğer söylediğim saatte gelmezsen bir daha seni dışarı çıkartmayacağım. Gitti umurunda değil çocuğun yine aynı gelmez o noktada. Hı -hı. Bunu bir kere daha söylediniz iki oldu. Üçüncü de çıkartmayacaksınız ama çocuk ne yapacak? Hı -hı evi kıracak, dökecek, size laf söyleyecek, karşılık vermek yok, mücadele etmek yok, öfkelenmek yok, hiçbir şey yok. Sanki hiçbir, hiçbir ses yok evde, ah, hiçbir gürültü yok. Sıfır hiçbir tepki. Yapıp, şöyle, eğer ola ki ben seni dışarı çıkarmadığımda ceza olarak kurala uymadığın için, eğer hala bunu artırmaya devam edersen ya da bağırırsan ya da bana bir laf söylersen, eşyalara zarar verirsen bunu iki güne çıkartıyorum. Ama çocuk şöyle yapacak, Merhametli ya anneler. Hmm. Hani söz söz tamam hani bir daha yapmayacağım diyecek. O gün izin vermeyecek. Eğer ceza iki günse vermeyecek. Yani mahrumiyet cezası. Hmm. Ama ilk önce çocuğa söyleyeceksiniz. Çocuk neyle karşılaşacağını bilecek. Pat diye bugün bir ceza gelmeyecek. Biz de trafik cezalarında ne yapıyoruz? Deniyor ki ocağın bilmem kaçından sonra kırmızı ışıkta şu kadar oldu. Şimdi kırmızı ışıktaki her yani çocuk kullanmıyor değil mi arabayı? Biz yetişkinler kullanıyoruz. Hmm. E niye geçiyorsun arkadaşım? Aklın yok mu? Bak şimdi polis gelse dese ki hanımefendi aklın yok mu niye geçti deriz ki niye, niye bana hakaret mi ediyorsun? E geçtin. E, niye geçtin? E, bir kural var. Ha demek ki aklımız yok. Hangi aklı? İdrak aklı. Fark etme aklı. Bir işin sonunu düşünme aklı. Bizim çocuklarda geliştirmek istediğimiz konu bu. Hı. Yani burada e, sınıfta arkadaşlık ilişkilerinde de Sokakta başkalarıyla olan ilişkilerde de yaptığı hareketin başkasına verdiği zararı ya da kendine verdiği zararı düşünen insan hmm. yapar mı bunu? O yüzden anne mahrumiyet cezasını 21 gün, 3-21 hmm. gün uygulayacak. 60 hmm. gün. Tamam. Her davranış ama ilk önce önemli konularda uygulayacak. Uykudur, yemektir. Bu anne çok konuşuyor. <laughs> çok konuşuyordur çocuğuyla. <laughs> Söyledi durmadan anlatıyordur, durmadan anlatıyordur. Hmm. Şöyle zannediyoruz bazen şeyde de öyledir mesela. Ee, söyledik oldu değil <laughs> mi? Ee, bir böyle bir konuda bir örnek vermiştim. Öğlen yemek saatiniz oldu. Firmayı bir yere aradınız. Yemek siparişi verdiniz. Gelmedi değil mi? <laughs> beklediniz, beklediniz. Ya gelmedi ama olsun ben bugün böyle aç gideyim demezsiniz değil mi? Ararsın. Ne oldu? Niye gelmedi? Sipariş karnı doyacaksın siparişine. Hı. Yani sonucunu o süre içinde istersin. Hı hı. Biz de ben söylediğim değil. Ya ben söyleniyorum, konuşuyorum, bunu söylüyorum değişmiyor. Çocuklarda problem yok. Problemler bizde. Davranış problemi bizde. Ama biz kendi kimliğimizle, yanlış davranışlarımızla çocuklarda yanlış kişilik özellikleri oluşturabiliyoruz. Ona dikkat etmek lazım. Peki Demek. hocam şimdi çokça sorumuz var o yüzden evet. ben kendi yayın için hazırladığım sorulara giremeden evet. izleyicilerimiz öncelikle önce onların sorularını böyle hızlıca size bir soru cevap yapalım istiyorum. 9 yaşında oğlum var dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu var ve duygusal yaşı küçük. Halen benimle yatıyor, hala benimle yatıyor. Çok sinirli, alıngan ne yapmam lazım diye sormuş. Anne tanımını yapmış. Şimdi bana kızmasın lütfen. <laughs> Güzel bir karne çıkartmış. Annenin karnesi. Dikkat eksik, beraktif, alıngan falan çıkartmış burada. Evet. Ne yapıyor orada? Belki uzman görüşüdür hocam. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yok ama anne çocuğun alıngan olduğunu tanımlamış. Evet, doğru. Şimdi burada beraber yatıyorsunuz. Ne demektir? Sen bebeksin mesajını veriyorsun. Bebek olan çocuk sınıfta niye otursun? Bebeğin ne işi var sınıfta? Evet. Bebek sınıfta nasıl oturtursun o 40 dakika? Biz tabii hep şunu söylüyoruz lütfen. ya Çocukların dikkat süreleri yaşa bir dakika. Hmm. 7 yaşında 7 dakika Sınıftaki öğretmen ne yapıyor bunu 10 dakikada bir çocuklar tahtaya bakın diyor Sağa dönüyor yani. sola dönüyor ne olur şu hastalıklı anne modellerinden baba aile modeli şöyle vazgeçelim. Hı. Durmadan saatlerce ödev yaptıran, hala bitmedi diyen, evde böyle sinir kat sayıları ateş ölçerle kırka çıkmış gibi olanlardan olmayalım. Çocuk artık nefret ediyor buradan yani nedir bu? Çocuk ne bilsin ki okuma nedir yazma ne getirir ne götürür. Bir oturup orada böyle büyük büyük sözler ediyoruz. Bak ileride meslek sahibi olamazsın, bak hiçbir şey kazanamazsın, bak hiçbir sana bir şey o. Biz sana şunu verdik, biz buna verdik. Lüzumsuz çocuğun beyninde... Hı. Kabının dışında ne varsa doldurabiliyoruz. Niye? Çözüm bilmiyoruz. Çözüm. Evet. O yüzden acil bugünden itibaren anne yatağını ayıracak. Hı hı. Hatta kendi odasını mümkünse kapatacak. Çocuğa bir an önce bir hastalık var düşünün ateşi düşürün. Ateşi biraz daha yükseltirseniz komaya girecek çocuk. Çok farklı bu yatmanın da bu yaşta farklı yaş konuları var ama ben onu hiç söylemeyeyim. Yani anne babalar hiç korkmasınlar. Hı hı. Birinci konu bu. İkincisi dikkat eksik ve hiperaktif dediği bir durum yok. Sadece çocuk duygu yaşı küçük dediğimiz nedir? Biraz önce söylediğim çocuk olarak oturduğu için hı hı. ödev yaptıracağınız zaman onu... Mutlaka onar dakikalık süre içinde sonra molalar. Dört evet. satır, üç satır, yarım sayfa okusun sonra tekrar bol bol mola vermek lazım. Ekran yasak bu çocuğa. Yani televizyon yasak, telefon yasak. E tabii biliyorsunuz çocuklar artık telefonla evet. yaşıyorlar. Anne baba yok artık o çocuk odalarına geçiyorlar, oyunlar oynuyorlar, evet. mesajlar yazıyorlar. Bir kayıp nesil olacak da Allah yardım etsin. Tamam. Bir ümitliyim bir noktada iyi şeyleri görüyorum. Bir tarafta ümitsiz oluyorum bu tür Hı. modelleri gördüğümde. O yüzden anne bir önce telefon, ekranı bilgisayar, oyun her şey kalkacak bunlar. Çocuk kıyameti kopardı, bağırdı çağırdı cevap vermeyecek. Sadece e, annenin yönetimine geçmesi lazım. Hı hı. Yönetim annede olması lazım. Bebek olunca anne yönetir bebeği. Ama 9 yaşındaki çocuk bebek değil değil mi? Çocuk anneyi yatak olarak bebeğe düşüyor ama dış dünyada anne yönetiyor çocuğu. O çocuk kendini okulda yönetemiyor. Arkadaşlara iletişim kuramıyor. Hı hı. Bu çocuk okula gittiğinde öğretmenler alın bunu okuldan derler. Allah korusun ilaç başlatır. İlaçlık bir durum değil bu. Hı hı. Niye? Çünkü davranış problemi Şimdiden bu. Anne evet. Bir o şey yüzden anne yaparak... hafta sonu mutlaka aktif bir basket, mutlaka hı. basket, aktif hı. mutlaka aktif bir spor, hı. enerji atacak, atacak. Bisiklete binecek, hafta sonu koşacak, hı. koşacak. Ekran önden kaldıracak onu. Sabahleyin erken uyandıracak, akşam erken yatıracak. Yani yeniden sanki çocuk 6 yaş öncesiymiş gibi hı. kurallı eğitime tabi tutacak. Bunu yaparken de çocuğun e, gelecekteki 19 yaşında karşılaşacağı bir koyarım her zaman ben başına hı hı. ağır problemlerle karşılaşmamak için bugün tedbir alacak bugün çözümü var ama üç yıl sonra da çözümü olur. yok. Peki. Hocam hızlıca sorulardan devam edeceğim. 8 yaşında oğlum var ee, değişik bir soru. Küçüklüğünden itibaren merhametli olması yönünde öğretici uygulamalar yaptık. Şu an çok mutlu olduğu durumlarda mesela doğum gününde okulda yaptığı başarılarda mutlu olması gerekirken hemen duygusallaşıyor. Ben pasta yiyorum fakirler yiyemiyor diyor. Mutlu olması gereken yerde üzülüyor. Biz bu durumu nasıl düzelteceğiz diye şimdi sormuşlar. Çünkü çocuklarımıza derim. duyguları öğretirken mutluluğu öğretmeyiz biz çocuklara. Bakın, hı hı. bakın şimdi şimdi su içtiniz mutlu olmak için mi içtiniz? Hayır ihtiyacım İhtiyac, karşılama için. İhtiyaç doyurulunca zaten sizin vücudunuza bir hu hu hu, sağlıklı bir şey oluştu hı hı. değil mi? Hormonal bir haz yaşıyoruz. Haz yaşıyorsun. Karnın acıktı doyurdun tamam geçti bu nokta. Bir önce Bir mutluluktan bir vazgeçin. Yani hı. mutluluk diye bir şey yok. İhtiyacın doyurulması sonucu bizde oluşan rahatlama duygusu. Hı. Doyum var burada. Haz da tehlikelidir. Haz, da tehlikelidir. haz ararsan... Hı başımıza iş Bitmez, açarız tükenmez, o zaman. Sürekli o hazların evet, peşinde. sürekli değişim. Biz haz değil. Biz şunu yaparız. Bütün gelişim özellikleri olarak ihtiyaçlar. Hani biz okurken deriz ya işte fiziksel ihtiyaçlar, beslenme, evet. giyim, uyku, duygusal işler, sevgi, güven, ait olma, evet. sosyal ihtiyaçlar, değer görme filan diyoruz ya bu noktalar. Biz eğer tümüyle bir doyum sağladığımızda o doyum bizde ...hangi alandaysa orada bir... E, ...olumlu sonuç oluşturur bizde. Güvenli bir ortamdasınız. Duygusal anlamda kendinizi rahat hissedersiniz. E, ben e, İstanbul'a gittim... E, ...kaldığımda işte... ...komşular varsa o da daha rahat ediyorum. Yalnızsam eğer evde. Komşu yoksa ne olacak ki? Bir şey olacak bir şey yok ama hani o ses sizi... Yerde. ...rahat ettiriyor. Kendinizi güvenli hissediyorsunuz. Aynı onun gibi çocuklarda... ...o doyum kısmını... ...ihtiyaç kısmını doğru vermek lazım. Şimdi burada bizim... Hı hı. Ee, sorumuzda çocuk mutlu olmak için istiyor ya burada. Anne merhamet duygusunu öğretirken acziyeti ve başkalarının ihtiyaçlarının olmama kısmını da öğrettiğinde hı. şöyle anlatayım. Bizler çocuklukta e, duygularla karşılaşırken yaşımıza göre ve normal duyguyla ilk önce karşılaşmamız lazım. Tamam. Yani bir çocuk 4 yaşındaki bir çocuk ölümle hemen karşılaşmaması lazım anne baba ölümüyle kayıptır ya bu. Evet. Ama farz edelim ki 40 yaşında anne babanızı kaybettiniz. Bu hı. normal bir duygu. Hı hı. Ama 4 yaşında çocuk eğer böyle bir duyguyla karşılaştıysa daha Doğru. sağlıksız bir ortamla karşılaşıyor. Allah korusun taciz. Hı. Ne diyorsunuz? Çocuk cinsellikle hastalıklı bir yaş e, hastalıklı bir durumda karşılaşıyor. Ne yapıyor? Çocuk normalden ayrılmaya başlıyor, anormal olmaya başlıyor. Şimdi biz normalde televizyonda merhamet duygusunu vermek için bakın Müslümanlar zulüm çekiyor ya da burada böyle acı var dediğiniz zaman çocuğun içindeki o Kendine güvenme, inanma, değer görme ve çözüm kısmı çaresizliğe dönüşüyor. O yüzden çocuklara kötü örnekleri, kötü görüntüleri göstermeyin 6 yaşından önce. Çünkü çocuk kulağını bile tıkar, gözünü kapatır mesela. Orada biri birine bağırıyorsa ya. kulağını tıkar çocuk. Çünkü yüksek sese bile tahammülü yoktur. Çünkü yüksek ses niye olsun? Güvenli ortam ister çocuk. Mesela okul öncesi eğitim kurumlarında, sağlıklı ortamlarda en dikkat edilen şey öğretmenler seslerini bir volüm bile yükseltemezler. Ee, İlkokul olabilir. İlk okulda çünkü öğretmen yüksek sesle söyler. Der ki bakın şimdi bağırarak söyleyeceğim. Dikkat edin, duyun beni, dinleyin. Hı hı. Anaokulunda öğretmenin sesi Olmadı. yumuşak olmak zorundadır. Niye? Çünkü yüksek ses çocuğu tedirgin eder. Duymak istemez, ruhunu yaralar. Her şey ruhta yara açıyor. Her kayıp, her duygusal problem diyoruz ya. bir Hani VTR'de vardı ya çok duygusal diye. Yani <laughs> hastalıklı diyor ya. Evet. O şu duygusal değil, duygu problemlerinden bahsediyoruz. Yani ben kendimi iyi ifade edemiyorum. Biraz öfkeliyim. Ya da e, gelim, Bir de şöyle yapayım. Ben böyleyim. Tamam da arkadaşım niye normal duruyorsun? Düzelsene kendini. Allah Allah. Ben böyle kızgınım. Ben öfkemi kontrol edemiyorum. Bana ne böyle? E, tamam da ben şimdi seni niye idare edeyim? Hı -hı. Yani eş olarak anne ve olarak, Ben böyle bir anneyim. Tamam da yani olmaz. Düzelt kendini. Hastalık var demektir sende. Hı -hı. O yüzden de o hastalıklı kısımlarımızı düzeltmemiz lazım. Buraya geldiğinde anne şöyle söyleyecek. Diyecek ki "Hayır, sen bu pastayı yiyorsun ya. Ben aynı pastadan başkasına da gönderdim. Onlarda da bir problem yok. Bu ağlama kötüdür." acziyet duygusu, çaresizlik duygusu. Çocuklarda çare ve öğrenmeyi öğretmemiz, çözmeyi öğretmemiz lazım. En tehlikeli şey çare Şimdi şöyle düşünün. Orada bir sıkıntı var. Bunu biliyor. Onunla bir, karşı karşıya ona. da bırakılmış. Ama onu tabii Ama çözemiyor da elinden de bir Çözemem. şey gelmiyor. Bu ama onu öğretirseniz onu. Mesela Hı. şöyle demeliydi o çocuk. Ben pasta yiyorum Aha. ama arkadaşlarımla da paylaşıyorum. Ya. Anne aynı pastadan bir tane de bizim başka bir çocuk vardı ona da gönderir misin diye. Ee, şimdi ne diyoruz? Bayramlarda çocuklarınızı da yanınıza alın, götürün. Bakın Aha burada bir e, bizim kardeşimiz var başka ülkeden gelmiş. Bunlar burada yaşıyorlar. Hadi bakalım onlara da bir bayramlık alalım. Çocuk merhameti çözmekle ben şöyle anlatıyorum. Siz küçüksünüz. Kedi gördük sokakta böyle biriz. Ay yazı kedi çok aç dedik. acziyet Geldik. Kedi çok ay acıkmış. Hadi anneciğim gel ona bir süt götürelim dedik. Çözüm. Çözmek. Merhamet. Mı? Yani o yüzden de yetişkinlikteki aciziyet çocukluktaki bize merhamet gibi verilen acizlik duygusunun sonucudur. Bu bir merhamet değildir. Merhamet çözüm üretmektir. Peki hocam süremiz azaldı evet. gittikçe <laughs> ama sorularımız da var. İnşallah evet. ben hepsini yetiştirmeye çalışacağım. İnşallah. Hızlıca sorayım biraz böyle hızlıca cevaplar rica tamam. edeyim. E ee, okul öncesi eğitimin okula uyumda ebeveyn tutumlarının etkisi hakkında bize biraz bilgi verebilir misiniz demiş. Hı hı. Okul öncesi e, tutumlardaki ilkokula uyumla ilgili nokta yine aynı noktaya geliyoruz. Yani hı hı. çocuk eee anaokuluna geldiği zaman anaokuluna geldiği anaokulunda Tek odanın içinde, tek öğretmende ve bütün öğretmenin kontrolünde. Hı hı. Ama çocuk birey olduğunu ilkokula başladığını öğrendiğinde siz şöyle düşünün. Okulun dışında yani okul öncesi eğitim kurumun dışında 5 yaşında bir tane evladınız var. Hı hı. O çocuk dışarıda bir markette kendini ifade edebiliyor mu? Bir parka gittiği zaman kendini ifade edebiliyor mu? Ya da bir akraba ilişkisinde kendini ifade edebiliyor mu? Eğer böyle bir çocuksa hı hı. okuldaki aldığı eğitim, onu ilkokulda da başarılı kılar. Bir sıkıntı çekmez orada. Peki hocam. E, demiş ki izleyicimiz 7 yaşında bir kızım var. Okulda öğretmenleriyle ve arkadaşlarıyla konuşmuyor. Özgüven eksikliği var. Bir tanımlama yine yapmışız hocam bilmiyorum ne kadar <laughs> çok vardı biz öyle. Ebeveynler olarak ne yapmamız lazım diye sormuş. Şimdi bu çocuk niye konuşmuyor <laughs> okuldakilerle? Güven duymuyor. Kime güven duyuyor? Herkes tehlike algılıyor. Yani düşünün ben şimdi buradayım herkesi böyle bakıyor. Herkes tehlikeli bana göre. Düşünebiliyor musunuz benim halimi? Korkuyorum ne hepinizden korkuyorum. Şimdi buradan bir önce götürün beni. Niye? Çünkü ben burada Demek ki burada bulunan en büyüğün yaşın en küçüğüyüm ben. Kimse var ya. Yani. yani burada 15 yaşında bir varsa ondan da küçüğüm demektir. Bu kızımız orada güvensizlik hissediyor. Özgüven eksikliği yok. Biz ortamda o çocuğun, güvensizlik. O sosyal ortamda kendini çocuk olarak hissediyor. Geri dönelim. Yemeği ya evde yediriliyordur ya da şey uyku kısmı. Ah neyledir? Sorumluluk az verilmiştir. Ne de anne hep korku ve kaygıyla bakıyor olabilir. Çözüme hemen gelelim. Buyurun. Tespit çok önemli. Tespit edelim ki ne olduğunu bilelim. Doğru. Hemen şöyle kızım korkma çık gibi değil. Hemen oradaki anne bir yiyecek yapsın öğretmene rica etsin. Evet. Desin ki... Ben sizin sınıfınıza bunu getirebilir miyim? Kızı ikram etsin, hemen orada ikram etsin. Sonra mesela bir doğum günü varmış gibi ailelerden rica etsin, çocukları orada bir evine davet etsin, onlarla arkadaşlık kurmaya başlasın. Sonra evet orada başlasın. Sonra anne evde onun yaşının altında davranışları olan neyse uyku mudur yemek midir? Bunları hemen hemen vazgeçsin. Yani iki iki gün beklemesin, hemen vazgeçsin. Bir de e, yine bu tür çocukları grup faaliyetleri dediğimiz e, işte basketleri, futboldur, yüzme değil. Biraz daha böyle okçuluk, yani biraz grup faaliyetleri başkasıyla iletişim kuracak. Hatta ben şöyle yaparım bu tür çocuklara derim ki anne markete gittiniz ya dersin ki anneciğim ben hiç oraya gidecek halim yok bacağım çok ağrıyor. Sana zahmet mi? şuradan bir, bir şey yapabiliriz amcaya bir sor gel anneciğim gibi sanki hani siz o an orada bir şey e, hani bir çareniz yokmuş biz çözememişsiniz gibi onu söyleyebilirsiniz. Bir de bir anne e, problem anlatıyorsa evde Hı. Anlatmasın yani problem olarak evde bazı konuları sıkıntı olarak çocuğa anlatmasın Hı. eğer böyle bir durum varsa Peki hocam izleyicimiz kızı hakkında sormuş yaşını vermemiş ama yo anaokuluna başladı demiş tahmin edebilirsiniz az çok sanıyorum e, Arkadaşlarıyla oynamıyor çekiniyor benimle oynamak istemiyorlar diyor halbuki kendisi çekiniyor demiş anne böyle diyor insanlara ve arkadaşlarına karşı ön yargılı davranıyor ne yapmamız lazım Ön yargılı davranmıyor. <laughs> daha dört beş Büyük dünyamızdaki yorumları çocuklarımıza yapıştırıyoruz. Şimdi şey gibi. Mesela hep benim hep söylerim yani hırsızlık nedir? Suç, değil mi? Dinende, de, de, etik olarak da suç, değil mi? Şimdi 7 yaşında bir senin kalemini ben aldım getirdim aha, sınıfıma. Ben aha. de 7 yaşındayım. Beğendim, çok aldım geldim. Hırsızlık yaptım mı yaptım? Hayır. Ama hırsız değilim. Evet. Ama yaptım, değil mi? Şimdi sen hırsızlık yaptın. Ne demek? Nasıl Nazıl filan dediği zaman, ah! Galiba İknur'un kalemi sana yok anne İknur verdi dedim. İkinci da başladı mı beraberinde? Ya. Anladın mı? Şimdi orada olmaz İknur veremez. Anneciğim olmaz bu. İknur annesi izin vermez ona. Daha kendi para kazanıp alamıyor ki bunu. Hadi sabahleyin beraber. İknur'cum yolda zaten itiraf edeceğim yani. <laughs> <laughs> İknur kalem galiba sen vermişsin. Onu da desek olmaz. Kalemin kalmış bunu verelim deriz orada. Burada nedir? Işte? Çocuk su gözle bakmak lazım. Burada da Hanımefendinin tanımlamaları, bir sürü tanımlamaları evet. var. Bu, e, çekingenlik değil buradaki durum. E, henüz daha uyum problemi var. Yani biri elimden tutsun götürsün. E, Öğretmene rica etsin. Burada da öğretmenlere çok büyük görev düşüyor. Bu tür çocukları sınıfta yanınıza çağırarak, aradaki çocukların buraya oturtarak onu oyuna dahil etmek lazım. E, anne de evde çok ilgileniyorsa kendisi biraz babaya paslasın. Hmm. Ee, biraz da uzaklaştırsın. Anne uyutuyorsa baba uyutsun hmm. bunu. Yani anne biraz biraz çocuğun dünyasından evet. çıksın. Bu tür bütün problemlerin kaynağı kim biliyor musunuz? Anne çocuk ilişkisi. Anne çocuk ilişkisi. <laughs> ah hocam ah anne çocuk ilişkisi. Anne çocuk ilişkisi. Anneler izledikçe gerçekten bilmiyorum sırtlarında daha çok yük hissediyorlar mı? Aslında yük ama değil de değil şöyle her dönem her dönemde ne çözüm var. Canım, yani değil şöyle değil. her dönemde çözüm var. Mesele şu bak mesela şu. Siz bugün bilmiyordunuz ama bugün öğrendiniz. Bugün Ondan kayıp hemen... değil. Eğer siz bundan sonraki hayat için evladınız veya e, sorumluluk taşıdığınız Hı. için kendinizi değiştirmeye karar veriyorsanız tamam. Hı. Ama siz eğer şöyle diyorsunuz yani geçti artık değiştirsem ne olur diyorsanız bilin ki aslında siz değişmeyecek bir bireysiniz. Hı. Değişmediğiniz sürece de çocuğunuza da... Yok e, yarın için değişecek. Yani ben bugün namaz kılmayı bilmiyordum. E Bugün öğrendim ne olacak yani kılmayayım mı? Yani ya, ne yapayım yani öğrendim yapayım artık. Peki hocam ana sınıfından devam ediyorum. Ana sınıfına giden bir çocuğum var sınıfta herkese yardım etmeye çalışması öğretmene devamlı sarılması normal mi? 63 Değil. aylık bir de minyon tipli olan çocuklar okula geç mi gitmeli diye sormuş. Ha, kendisi çocuğu 63 aylıkmış minyonmuş. Yok Acaba yani normalde gitti çocuğun, diyor, çocuğun fiziksel olur. anlamda problem yok o konuda hı hı. Ee, seneye yaşı gelecektir mutlaka problem yok orada çocuğun en önemli konusu zihinsel ve duygusal yaşıdır fiziksel yapının çok da etkisi yok o konuda. Ee, burada e, öğretmene sarılması iyi değil. Çünkü anne e, onu tek olarak, özel olarak çok ilgilenmiş. Çok anneye yakın. Anne çok korumacı. Çok fazla anneyle beraber vakit geçirdiği için e, birden bir sınıfta da kendini kötü hissediyor. Herkese yardım etme duygusu da onay Hı. almak için. Bu anneye yardım etmiştir. Hı. Anne şöyle söylemiştir. Aferin benim oğlum. Bu, o, odasını topladı. Yapmayın. yani. Hı. Aferin benim. Bardağını götürdü. Yapmayın. Orada onay aldırtmayın. Şurada onay aldırtın. Zaten şurada, yapması gereken bir şurada, şey mi yaptı? Yok, da ona, hayır bardağı kaldırmak daha 4 yaş Beş çocuğun odasını topladı. Bunlar iyi şeyler. Onayı nerede aldı? Sen oradaki e, kediye yemek verdin. Aferin hmm. sana. Sen bugün ellerini yıkadın. Aferin sana. Ya da yaşlı bir teyze vardı ya sen onun onunla selam verdin. Aferin sana. Daha çok sosyal, ahlaki manevi değerlerde aferin diyelim. Yoksa odayı toplamış, bulaşıkları kaldırmış, buna kadar bunları çok da aferin denecek bir konu değil. Bu Hı. sefer çocuk annemi mutlu etmek, çocuk anneyi mutlu etmek için yapar. Hı. Anne de kendi mutluluğu için çok ilginçtir Biliyor musun? Hı. çocuğu kullanır. Beni mutlu et. Şimdi yaptın, mutsuz oldum. Oya mutlu ol. Böyle annelik olur mu? Anne çocuğu parmağında oynatıyor bilerek bilmeyerek fark etmiyor ama tehlike var. Çocuklar bir bizi de mutlu etmekle anne. yükümlü değildir. Hatta çok gördünüz hep gelip seni mutlu etme, anne öpüyor şakır şakır. Evet. E aç çocuk ki hangi çocuk yemek yer? Aç çocuk. Sizi öpüyorsa öpülme ihtiyacı var demektir çocuk. Hı hı. Öpün onu. Yoksa gider bu sefer çocuk dışarıda başkalarını onları öpme ya da kendini başkalarına teslim etme, ahlakı zafiyet, yanlış insanların içine girme, ekranda gördüğü insan seni seviyorum dediğinde kapılıp Demek. gitme. Bunlar nereden geliyor? Çocuk biri seni seviyorum dediğinde şöyle düşünmüyor. Ya benim annem babamın sevgisi var, ailemin sevgisi var. Bunun sevgisi bana şu an niye olsun ki? Sevgi böyle mi oluşur diye oturup bu söylediğini akılla ölçebilecek bir mekanizmanın olması lazım. Yani biz 6 yaşına kadar çocuğun aslında aklını geliştiren anne babalarız. Çocuğun duygularını açığa çıkartıyoruz, hı hı. aklını geliştiriyoruz. Nasıl yapıyoruz? Biz orada işte farz edelim ki kardeşine vurdu. Biz ona kardeşine vurduğu zaman ona gel bakalım sen kardeşine vurdu Vuramazsın falan yok orada ya da sen niye vuruyorsun diye biçim Niye vurdun kardeşine dinlemedi. Tamam ama onun küçük olduğunu düşünmen lazım. Hı. Sonra o kardeşine de gidip sen de abini dinle. Çok basit şeylerle. Çocuk hemen öğrenir hemen öğrenir. Yanlışı da öğrenir doğruyu da çabuk öğrenir. Yanlışı 21 günde sileriz doğruyu eğer iyi öğretmediysek bir günde sileriz. Yani doğru da 21 günde öğrenilir yanlış da 21 günde silinir. O yüzden de yanlış öğrenmeyi silmek için çaba göstermemiz lazım. Peki. Hocam, kardeşler demişken aslında son çok kısa vaktimiz ama birkaç sorular daha var. Yetiştirmek için uğraşalım. Birbirini şikayet eden kardeşler için ne yapabiliriz diye ha, sormuş. Aa, bu çok kötü. Niye? Şöyle bir söyleyeyim. Anneler hakem oluyorlar ya. Bir kere şikayet yasak dedik. Güzel. Tamam ben büyüyüp siz küçüksünüz kardeşiz. Ben size zulmettim. Ne olacak? Şikayet yasak. Ne olacak hocam? İstediğimi yapabilirim. Ya da siz bana zulmettiniz. Şikayet. Değil. Öyle değil. Şikayet diye bir şey yok. Mesela geldik oturuyoruz, geldi şikayet etti. Söyle bakalım ablan ne yaptı, abim ne yaptı falan gibi de söyledi ya. Burada şunu söylüyoruz. E, bu evde büyüklerin sözü geçer. Sakın ablanı dinleyeceksin, abini dinleyeceksin. E, bana bir otorite yüklendi mi, ben kendimi abi olarak hissettim mi, abla olarak hissettim mi ne Hı -hı. demektir bu? Ben burada kendimi değerli hissediyorum. Yani annem babam yokken kardeşimi yönetebilirim. Hı. Kardeşim de benim büyük olduğumu kabul etti mi? Evet. Etti. O zaman kardeşim de beni dinleyecek mi? Dinledi. Tamam. Şimdi gelelim öbür tarafa Hı. içeriye. Anneciğim ben öyle dedim onun yanında ama bak Hı. şimdi o küçük ya. Seni gibi ne söz dinleyebilir, ne kurallara uyabilir, ona beraber öğreteceğiz. Senden rica etsem ne olur annem Yüzakilere öyle olduğunda yalnız senden rica etsem ben hani ben yokken sen ona abilik yap ama ne olur bazı problemlerde bana yardım eder misin anneciğim bu noktada dedik. Bu sefer çocuk ne yaptı kendini daha değerli hissetmeye başladı. Ev, evde anneler ne yapıyorlar akşam baban gelsin sen Hı. kimsin? Baba evde oturdu evdeki anne kim? Hı. E sen de bir otoritesin. Yani aynı eşitsiniz baban gelsin anladım. Şimdi aynı onun gibi de burada babanın anne baba arasında böyle olmaz ama abi kardeş arasında her zaman büyüyor. Şikayet yasak demiyoruz. Tamam. Geliş şikayet etinde demiyoruz. Hı -hı. Taraf da tutmuyoruz. Ama seni de çok seni bu dediğim. Teknik... Ama bir otorite lazım diyorsunuz evet, kardeşler arasında Evet tabii. E şimdi e, anne baba koydu gitti. Abi evde, abla evde küçükle ilgilenecek, değil mi? Olarak e, dinlemiyor. Ne yapayım? Tabii. Dinlemiyor. Der çıkar ondan sonra. Ya. Tamam. E, o yüzden otorite boşluğu oluşturmamak lazım. Peki hocam son 2-3 dakikamız benim üç sorum falan daha var. Evet. Kızım 13 yaşında içine kapanık konuşmuyor. Okula dahi gitmek istemiyor. Pandemi Kaç yaşında? Dönemi, 13 yaşında Oo, hocam. Pandemi o. döneminden sonra bu şekilde oldu. Daha önce her şeyi düzen yapıyorken şimdi her şeyi bıraktı deniz. Şimdi Bir annemiz de pandemi döneminden mi diye evet. sordu. Hayır onunla alakalı değil. Salgınla yok ilgili mu? bir problemimiz yok. 13 yaşında içine kapanık e, ekranla bir bağımlılığı var mı? İlk önce ona baksın. Eğer elinde telefon varsa kendine özel ait bir telefonu varsa telefonla meşgulse içine kapanık değil. Sadece aileden uzaklaşma tekniğini bulmuş. Birinci konu bu. Eğer ama onun dışında kendini ifade etmekte zorlanıyorsa çok uyarı veren bir annedir. Yani sürekli ikaz alıyordur evde. Evet. Yani kendini e, sürekli ben söylediğimde yine şikayet edecekler diye düşünüyordur. Bakın ekran çok önemli. Eğer bir telefonu ve varsa burada tehlike çok büyük demektir. Evet. Siz kopmuş sizden demektir bu tehlike. Hemen telefon alın elinden koparılmalı. Ama anne çok kızgınsa daha yavaş. Belki anne çok şey istiyordur ondan evet. ya da çok eleştiriyordur. Eleştiri dilini kullanıyor mu? Ona baksın. Ama böyle durumlarda da annenin arkadaşlık ilişkilerini geliştirecek konu komşu, akraba. Mesela bazı çocuklar da sakin çocuklar resim sanat gibi evet. yerlere yönlendirebilir anne. Peki hocam izleyicimiz uzun uzun sormuş kıymetli de bir soru bence çünkü bunun çokça yaşanıyor olabildiğini düşünüyorum aileler arasında. 13 yaşında kız çocukları var, başarılı kapasitesi olduğunu da düşünüyorum biliyorum demiş beyefendi beyefendi soran. O yüzden altın çizmek istiyorum. Eşim kızımın aldığı her notu tebrik ederken ben daha yüksek alabildiğini bildiğim için "Aferin kızım ama gelecek sefere biraz daha çalış" diyorum. Evet. Baba böyle diyor, anne her seferinde ha. tebrik ediyor. Ve evet. şöyle düşünüyor diyor ki eşim ise işte, bu da eşi e, yani anne bu davranışın bak cesaret kırıcı oluyor diyormuş. E, ben ise eşimin her notu tebrik ettiğinde kızımızın daha fazla çalışmaya gerek duymadığını, kızımın 95'lik kapasitesi varken 75 almasının eşimin tavrından dolayı olduğunu düşünüyorum demiş. Şimdi buradaki asıl problem şu mesela çocuk geldi 75 aldı değil mi? Hı. Ya da 95 aldı tam puan kaç? 100 Evet. Tebrik yok öyle bir şey tebrik falan yok orada gel bakalım Hı. anneciğim şimdi 95 aldın aferin çok güzel tamam bu kadar alacaksın yani her gün ben yemek yapıyorum bana şey mi yapıyorsun <laughs> tebrik ödül mü veriyorsun her akşam ben işe ye, sabah işe gidiyorum bana ödül mü veriyorsun yok yani senin hakkını alacak. aferin anneciğim benim çalışmışsın güzel olmuş ama benim aklıma şu soru geliyor demesi lazım anne baba beraber oturacak o konuda ee, burada o 5 puanlık soru hangisiydi yani hangisini yapamadın? Yani niye yüz almadın değil. Yani orada mesela niye tam puan gelmedi? Ben tam puan al demiyorum. Ama burada demek ki bilmediğim bir soru var orada. <laughs> Şimdi bu soru senin bilmediğin soru anneciğim benim. Bu matematiğin ilk sınavında aldım bunu. E, i̇kinci sınavda bu soru çıkarsa... Orada da başka bir tane daha bilmediğini çıkarsa toplandığında bu, bu kocaman bir yekül eder bu. O zaman ilk önce şunu yap. Bu soru, soruda o senin yapamadığın soru neyse bunu dön çalış. Benim istediğim nokta 75 tam puan kaç? 100. Kaç puan eksimiz var bizim burada? 25. O zaman gel gel bakalım anneciğim benim ee, bu 25 ko hangi konu? O konuyu yeniden dön çalış bunu yaptığınız zaman hem çocuk normal üniversite sınavlarında başarılı tamam. oluyor Hocam, hem de e, lise sınavlarında. Aslında süren bitti ama gerçekten merak ettiğim için soracağım. Bu yaptığımız şey e, biraz böyle eksiye yani e, olmayana odaklanmak gibi sanki çocuğun hani başaramadığı noktaya böyle parmak işaret yapıyormuş gibi olmaz mı? Bu söylediğimiz gibi evet. tam, tersi. tam tersi. Tam tersi çocuk öğrenmeyi, yani öğrendiklerinde iyiyim, evet. öğrenmediklerimde kötüyüm. Öğrenmeyi teşvik ediyoruz. Burada anne baba arasında zaten çatışma var. Anne ile baba birbirinin tekniğini beğenmiyorlar. Evet. Genel anlamda beğenmiyorlar. Evet. Anne çok zorlanmaması gerektiğini düşünüyor. Baba da çocuğun kapasitesini çıkartmasını gerekiyor. Hı hı. Anneninki de zarar veriyor, babanınki de zarar veriyor. Çocuk anneyi dinlese düşer, babayı dinlese yorgun olmaya başlar. Evet. O için eksiği göstererek yani tamam. eksik derken bunu öğren öğrenmemişiz. Gel bunu nasıl öğrenmemiz gerekiyor? Bunu tamamlayalım. Peki. Özgür Hocam çok teşekkür ben ediyorum. Teşekkür Aslında ediyorum. birkaç sorumuz daha vardı izleyicilerimizden de özür dilerim. gerçekten vaktimiz yetmediği için yoksa çok kıymetli bir soru vardı. Mesela sizi izlerken hani çokça keyif aldım. Çok güzel bilgiler veriyorsunuz demiş. Kendi çocukluğuma gittim. Bu bahsedilen bir sürü şey yetişkin olarak bende de var. Evet. Biz bugün ne yapmalıyız diye çok sormuş kolay, mesela. Çok kolay sadece kendinizi değiştirmek için başka bir konuda konuşulabilir ama ha. sadece şunu yapmaktan. Bugün ben kendimle hangi hastalığı tedavi etmek istiyorum. Aha. Mesela benim evde egzama var. Egzamayı tedavi. Aynı onun gibi. Bugün ben kendimi düzeltebilirim. Kimseyi Peki. suçlamayacağım. Suçlamayarak. Suçlamayarak. Peki. Özge Hocam çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. İnşallah, i̇nşallah, i̇nşallah yeni yayınlarda tekrar böyle inşallah, bir araya gelelim inşallah. soruları size daha fazla iletebileyim. İnşallah. Az önce sağlık. Sağ olun. Evet efendim bugünkü yayınımızın da böylece sonuna geldik. Yarın yine aynı saatte bu ekranda sizlerleyiz. Yarın konumuz Peygamber Efendimizin örnek davranışları olacak. Yarın görüşünce dek kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.